Hatice Piraye Pirayende Doğum yeri neresi? Kaç yaşında? Sormadım. Düşünmedim. Bilmiyorum. Dünyanın en iyi kadını. Dünyanın en güzel kadını. Benim karım. Bu bahiste realite umrumda değil. 939'da İstanbul'da tevkifhanede başlayıp biten bu kitap ona ithaf edilmiştir. Memleketimden insan manzaraları Nazım Hikmet Ram Seslendiren Ahmet Erdem Kayalı 1. kitap Haydarpaşa Garında 1941 baharında saat 15 Merdivenlerin üstünde güneş yorgunluk ve telaş Bir adam merdivenlerde duruyor bir şeyler düşünerek zayıf korkak Burnu sivri ve uzun. Yanaklarının üstü çopur. Merdivenlerdeki adam. Galip Usta. Tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur. Kağıt helvası yesem her gün, diye düşündü beş yaşında. Mektebe gitsem, diye düşündü on yaşında. Babamın bıçakçı dükkanından akşam ezanından önce çıksam diye düşündü 11 yaşında. Sarı iskarpirlerim olsa kızlar bana baksalar diye düşündü 15 yaşında. Babam neden kapattı dükkanını? Ve fabrika benzemiyor babamın bıçakçı dükkanına diye düşündü 16 yaşında. Gündeliğim artar mı? diye düşündü 20 yaşında. Babam ellisinde öldü. Ben de böyle tez mi öleceğim? Diye düşündü 21 yaşındayken. İşsiz kalırsam. Diye düşündü 22 yaşında. İşsiz kalırsam. Diye düşündü 23 yaşında. İşsiz kalırsam. Diye düşündü 24 yaşında. Ve zaman zaman işsiz kalarak işsiz kalırsam diye düşündü. 50 yaşına kadar. 51 yaşında ihtiyarladım dedi. Babamdan bir yıl fazla yaşadım. Şimdi 52 yaşındadır. İşsizdir. Şimdi merdivenlerde durup, kaptırmış kafasını düşüncelerin en tuhafına, kaç yaşında öleceğim? Ölürken üzerimde yorganım olacak mı? diye düşünüyor. Burnu sivri ve uzun. Yanaklarının üstü çopur. Denizde balık kokusuyla, döşemelerde tahta kurularıyla gelir Haydar Paşa garında bahar. Sepetler ve heybeler. Merdivenlerden inip, merdivenleri çıkıp, merdivenlerde duruyorlar. Polisin yanında bir çocuk. Tahminen beş yaşında. İniyor merdivenleri. Nüfusa kaydı yok. Fakat ismi Kemal. Merdivenleri bir heybe çıkıyordu. Bir halı heybe. Merdivenlerden inen Kemal yapayalnızdı. Kundurasız ve gömleksiz. Ortasında kainatın. Açlığından başka bir şey hatırlamıyor. Bir de hayal meyal karanlıkta bir yerlerde bir kadın. Merdivenleri çıkan heybenin kırmızı, mavi siyahtı nakışları. Halı heybeler. Ata, katıra, yaylıya binerlerdi eskiden. Şimdi şimendifere biniyorlar. Merdivenleri bir kadın iniyor. Çarşaflı. Şişman. Adviye Hanım. An asıl Kafkasyalı. 1311'de kızamık, 1318'de gelin oldu. Çamaşır yıkadı, yemek pişirdi, çocuk doğurdu. Ve biliyor ki öldüğü zaman bir şal koyacaklar tabutuna. Selahattin camilerinde. Bir damadı imamdır. Merdivenlerin üstünde güneş. Bir baş yeşil soğan ve bir insan. Ahmet Onbaşı. Balkan Harbi'nde gitti. Seferberlikte gitti. Yunan Harbi'nde gitti dayan hemşerim sonuna vardık. Sözü meşhurdur. Merdivenlerden bir kız çıkıyordu. Çorapta çalışır. Tophane Caddesi Galata. Atifet 13 yaşındadır. Galip Usta baktı Atifet'e. Evlenseydim eğer torunum olurdu bu kadar diye düşündü. Çalışırdı bana bakar diye düşündü. Sonra birdenbire aklına Şevkiye geldi. Emin'in kızı. Mavi mavi gözleri vardı. Geçen sene daha adet görmeden Şahbaz'ın arasında bozmuşlardı. Sepetler ve heybeler. Merdivenlerden inip merdiveni çıkıyorlar. Merdivenlerde duruyorlar. Ahmet Onbaşı. Yine askerdi. Yetişti halı heybeye. Öptü elini halı heybe ve mavi mintan, palto, siyah şalvar ve keten lastik iskampirler, fötür şapka, sakal ve lahürali şal, kuşak, on başının omzunu okşayarak hayıflanma birkaç kalem borç için dedi. Hane halkını sıkıştırmayız. Yalnız biraz faiz biner. Haydar Paşa koyunda. Martılar inip kalkıyor. Denizde leşlerin üstünde. İmrenilir şey değil martıların hayatı. Garın saati üçü beş geçiyor. Siloların orada. Buğday yüklüyorlar. İtalyan bandıralı bir şilebe. Ayrıldı on başından halı heybe. Gara girdi. Merdivenlerde güneş, yorgunluk ve telaş. Ve bir altın başlı kelebek ölüsü var. Kocaman insan ayaklarını aldırmadan bembeyaz upuzun taşın üstünde taşıyor karıncalar kelebeğin ölüsünü. Adviye Hanım sokuldu polis efendiye. Bir şeyler konuşuldu. Okşadı çocuk Kemal'i ve hep beraber karakola gittiler. Ve her ne kadar bir daha görülmeyecekse de hayal meyal, karanlık bir yerlerde hatırlanan kadın. Çocuk Kemal. Yapayalnız değil artık. Ortasında kainat. Bir parça bulaşık yıkayıp, biraz su taşıyacak ve Adviye Hanım'ın dizi dibinde yaşayacak. Merdivenleri mahkumlar çıkıyordu. Şakalaşıp gülüşerek. Üç erkek, bir kadın. Ve dört jandarma. Erkekler kelepçeli. Kadın kelepçesiz. Jandarmalar süngülü. Merdivenlerin üstünde bir kayısı gülü. Bir cigara paketi. Bir gazete kağıdı. Mahkumlar durakladı. Jandarma Hasan tokalaştı Ahmet Onbaşı'yla. Jandarma Haydar aldı yerden boş paketi soktu cebine. Ve mahkum kadın boynuna atılan atifeti öptü iki yanağından. Eğilip baktı kelepçeli Halil. Kaysı gülünün yanındaki gazete kağıdına. Tek sütunluk bir nefer. Üniforması belli değil. Tıraşı uzun. Beyaz sargılar var başında. Sargılarda kan. Sonra teyareler. Kanatlı köpek balıkları gibi. Pike bombardıman diye yazıyordu. Sonra bir liman. Küçük. Beyaz daireler çizili üstünde. İsmini okuyamadı. Mürekkebi gaz lekesi dağıtmış. Üç bayan. Çıktılar merdivenleri koşarak. Sivri külahlarıyla, mantar iskampirleriyle. Banyo yolcuları. Kelepçeli Süleyman bayanları gördü. Genç bir kadın geçirdi yüreğinde. Kaysı Gül'ün nişanlayıp tükürdü. Kelepçeli Fuat seslendi Galip Usta'ya. Usta, yine tuhaf şeyler düşünüyorsun. Düşünüyorum evlat. Geçmiş olsun. Eyvallah usta. Düşünmek değiştirmez hayatı. Fuat, tersanede tesviyeci. 19 yaşında girdi hapse. Üç arkadaş perdeleri indirip bir kitap okudukları için. Ve yatıyor iki yıldır. Şimdi içerilere gönderiyorlar. Galip Usta bu sefer dehşetli bir şeyler düşünerek bakınıyor kelepçesine Fuat'ın. Bugüne dek farkına varmadan biriken şeyler yığınla, üst üste, hep beraber, tıkacını atan bir çeşme suyu gibi. Bulanık, berrak, ...akıyordu kafasının içini doldurarak. Ne kadar çok fabrika var İstanbul'da. Türkiye'de ne kadar çok. Dünyada ne kadar çok. Sayılmayacak kadar. Dün akşam Tornacı Ayyaş Kadir'in... ...ölüsünü buldular üniversite kapısında. Bayılmış kız talebelerden biri. Ne kadar çok kayış... ...kasnak... ...ne kadar çok volan ne kadar çok motor dönüyor ha babam dönüyor ha babam dönüyor dönüyor ne kadar çok adam ne kadar çok adam işsiz kalırsam işsiz kalırsam diye düşünüyor mürettip şahap usta kör oldu dileniyor matbaalarda dokuma tezgahları freze tezgahları torna tezgahları Şah merdanlar, merdaneler, pulanyalar, pulanyalar, pulanyalar. Galip Usta pulanyacıydı. Kim bilir dünyada ne kadar çok işsiz var. Ama askere almışlardır. Asker olunca işsiz adam artık işsiz sayılmaz mı? Yine derinlere daldın ustam. Galip Usta dokundu Fuat'ın kelepçesine. Allah sonumuzu ürktü kendi sesinden. Hayr evlat dedi. İnce siyah bıyıklarıyla Fuat gülümsedi. Hayırdır mutlak sonumuz? Ustanın çipil gözleri ıslak, titriyor uzun burnu. Ve etrafa belli etmeden koydu Fuat'ın cebine 55 kuruşundan 20 kuruşunu. Garin saati 15-8 geçiyor. 15:45'te kalkar bu tren. Üçüncü mevkii bekleme salonunda oturup dolaşıp uyuyorlar yüzük oyun. Kalkacak herhangi bir trenle ilgileri yok. Baskıcı Ömer, sakalı avuçlarında beton üzerinde çıplak ayakları oturuyor iki büklüm sabahtan beri. Ve yine sabahtan beri Ömer'in önünde aşağı yukarı ileri geri volta vuruyor Recep ince uzun kolları kalkıp iniyor. Görünmez bıçakları atıp tutar gibi elleri. Ali masanın üzerinde yatıyor yüzü oyun. Sırtı yırtılmış gömleğinin. Kumral başı bileklerinde. Üçüncü mevki bekleme salonunda oturup, dolaşıp, yüzük oyun uyuyorlar. Kalkacak herhangi bir trenle ilgileri yok. Aysel. Yaşı belli değil. Belki 13, Belki 20. Esmer. Kuru. Necla. 15 yaşında var yok. Burnu kıpkırmızı. Yüzü de 20. Ve insanı şaşırtacak kadar büyük yeşil emper mablin altında memeleri. Vedat. 18 yaşında. Top ense, altı oklu beyaz kravat. Ve sivilceler. Vedat konuşuyor. Hiçbir yere benzemez Bursa hamamları. Hele ferah feza. Bahçe içinde bir otel. Müşteriler temiz. Vizite üç papel. Biri patrona kalıyor. Geçen sene bir Ermeni kızı götürdüm. Kurnazdır Ermeni milleti. Bizim Türklere benzemez. Dünyalığı düzeltti. Drahoması tamam. Malum ya gevur adeti. Şimdi nişanlıdır. Aysel sordu. Sana ne vereceğiz? Ben beşer kağıt alırım patrondan. Hesabınıza. Komisyon. Mevsimidir. Kızlar bir tutarsanız günde on kere. Belki daha çok. Bir hesapla ne eder? Hasmalları görsün Bursa'nın gözü. Kadıköylüdür diye yazdı gazeteler. İstanbul kızlarının en güzelleri. Sabahtan beri İlk defa doğruldu olduğu yerde baskıcı Ömer. Seslendi Recep'e. Bir cigara ver. Hızla önünden geçti Recep. Ve dönerken fırlattı cigarayı. Babası müftüydü baskıcı Ömer'in. Evin içinde kuka tesbihler, klaptan seccadeler, el yazma müze hep musfahları hatta Tosman'ın. Fakat bir tek han hamam tapusu, bir tek konsilit, bir tek hicaz demir tahvili yoktu. Müftü efendi bembeyaz, şişman bir adam. Ömer hastalıklı bir çocuktu. Arabi öğrenemedi. Farisi öğrenemedi. Ahmediye kitabında cennet kapılarına bakıp, tıpkısıydı bunlar dolma bahçe kapısının, başladığına kışlar çizmeye. Müftü vefat etti meşrutiyetten evvel. Meşrutiyette kadınlar dağıldılar. Seccadeleri ve tesbihleri götürerek. O hengamede, Ömer 20 yaşındaydı demek. Hattat Osman'ın mushaflarını Parizyan adaydı. Gönüllü asker oldu Balkan Harbi'nde. Seferberlikte esir düştü. Döndü ve başladı kalpakçılar başında baskıcılığa. Ahmediye'nin Firdevs kapılarındaki nakışlar patiskalar üzerinde açılmaya başladılar. Tahta kalıp, tahta kaşık, tahta dükkan ve akşamları şarap dolu kırmızı testi ve esaretten kalma biraz peresti Bahtiyar yaşıyordu Müftüzade Ömer Efendi. Ta ki İtalya'dan hazır kağıt modeller gelene kadar. Zira kağıt modeller kepeklerini baskıcı dükkanlarının kapadı birer birer. Bir daha açılmamak üzere. Recep yine hızla geçte dönerken fırlattı kibriti Ömer'e. Ali masanın üstünde yatıyor yüzü oyun. Sırtı yarılmış gömleğinin. Aysel su dökmeye gitti. Necla dedi ki Vedat'a. Kardeşim, götürmeyelim bu sıska kızı. Bel soğukluğu var. İzmit'te aldı geçen sene. Her tarafı akıyor bütün. Hem inanma. Yalan. Kadıköylü değildir. Denizde balık kokusu. Döşemelerde tahta kurusuyla gelir Haydarpaşa Garıntabahar. Üçüncü mevki bekleme salonunda Sahte kanepelere değil, kapıya yakın, duvar dibine, betona çömelmişler. Mavi düğmeler mintanlarında, dizleri parçalanmış sarı şayak poturlarının. Kırmızı sakallı iki Bulgarya muhaciri, öfkesiz kederiyle konuşuyor biri. Tuttu delikanlıyı Recep, çevirdi arka üstü. Ali'nin başı düştü. Ali çoktan ölmüştü. Kızıl Toprak istasyonuna yakın bahçesinde bir ahşap köşkün çok büyük bir fıstık ağacı vardır. Yana yatmıştır biraz. Bu fıstığın altında bir kadın. Yeldirmesi sarı. Çamaşır asıyordu. Geçti çığlıklarla 15-45 katarı. Beton villalar. Bunlar devam eder ta pendiye kadar. Henüz fidan halindeki ağaçları ve üzüm kütükleri henüz yeşermedi. Geçti çığlıklarla 15-45 katarı. Beton villalar. Köşkü yıkılmış başkatip paşanın. 40 odalı bir alametti. Ta pendiye kadar beton villalar. Beton villalar. Böyle ikindi vakti Göztepe istasyonunda çıt olmaz. Ve ekser zaman. Oturur hep aynı sırada tek başına. Bir harem ağası. Çok uzun boylu. Çok zayıf. Son kalanlardan en ihtiyarı. Beton villalar. Geçti çığlıklarla 15-45 katarı. Dehşetli bir ciddiyetle dolaşıyor çamlıkta. Parlak siyah saten önlüklü kızlar. Memeleriyle mağrur, ellerinde kitapları. Geçti çığlıklarla 15-45 katarı. Beton villalar. Beton villalar süt gibiydi deniz. Güneşte kaybetmiş rengini. Asfalt yolun üzerinde plaja gidiyorlar. Kocaman sarı çiçekler gibi kımıldanıyor. Geniş şapkaların hasırları. Beton villalar. Geçti çığlıklarla 15-45 katarı. Adalar göründü karşıdan. Deniz dibiyle ilgisiz. Gemiler gibi. Suyun yüzündeler. Ta pendiye kadar beton villalar. Çimento fabrikası kartalın, toz içinde. Kederli ve kalın. Ve sahilde maskelenmiş petrol tankları. Geçti çığlıklarla 15-45 Katar'ı. Pendik. Katar durdu. Kelepçesiyle Fuat vurdu Halil'in dizine. Gösterdi peronda gezen tahriri memurunu. Ufacık gözleri. Ufacık burnu. Çok büyük kulakları var çıkarmış kamburunu, elbisesi lacivert. İskarpirleri sarı ve simsiyah fötürü ütüsüz. Elleri herhalde cıvık cıvık yumuşacıktır. Arka kabinde bir şey ve orada ceket kabarık. Biraz yukarı. Kalktı pendikten 15.45 katarı. Lokomotif. Makinist Alaaddin çözdü mavi tulumunun göğsünü bir düğme daha başını dışarı çıkartıp baktı arkaya. Furgon ve beş tane binek vagonu. Yataklı, yemekli dahil ve altı tane marşandiz. Birbiri peşinde salınarak geliyorlar. Ne zaman böyle arkaya baksa Alaaddin, bilhassa rampalarda, bir halata bağlayıp vagonları kendi omuzunda çekiyormuş gibi olur. Ve inişlerde Korkunç ağırlığını arkadan itilmenin küreklerinin ortasında duyar. Vagonlar geliyor sallanarak. Eskişehir Haydarpaşa, Haydarpaşa Eskişehir. 28'den beri. Yolcular iner, biner. Makineler değişir. Alaaddin yerinde. Alaaddin değişmez. Vagonlar geliyor sallanarak. Bavulu keten kılıflı bir yolcu gibi böyle postaya değil, bilmek semplona, sirkeciden, vagonlide yatmak, Hele de geceleri, oturup karşısında küçük kırmızı abajurların, rakı içmek vagon restoranda, vagonlar geliyor sallanarak, usta, Alaaddin döndü kömürcü İsmail, e. ne var İsmail, usta ne olacak bu harbin sonu, iyi olacak. Nasıl yani? Yemekli vagonda rakı içeceğiz. Biz mi? Biz. Kömürü kim atacak? Kim sürecek makineyi? Onu da biz. Alayı bırak usta. Kim kazanacak? Biz. İsmail hiçbir şey anlamadıysa da üstelemedi. Çok siyah ve çok kalın kaşlarıyla oynadı biraz. Sonra ustam dedi. Bir sualim daha var. Şu gördüğün raylar dolanır mı bütün dünya yüzünü? Dolanır. Demek ki harp olmasa ama yalnız harp değil. Hudutlarda sorgu sual sorulmasa rayların üzerine saldık mı makineyi dünyanın bir ucundan öbür ucuna varır. Deniz dedi mi durur. Gemilere binersin. Tayyare daha iyi. İsmail güldü. Kırıktı on dişlerinden biri. Ben tayyareye binmem usta. Anamın vasiyeti var. Tayyareye binme diye mi? Hayır. Karıncayı bile incitme diye. Alaaddin kocaman elini vurdu çıplak ensesine İsmail'in. Sen ne hafız oğlusun. Zarar yok lan. Yine de bineriz tayyareye. Adam öldürmek için değil. Gökyüzünde püfür püfür sefa sürmek için. Şimdi sen hele Ateşi bir sürgüle. Vagonlar geliyor sallanarak. 510 numaralı üçüncü mevki vagon. Jandarmalarla mahkumlar birinci bölmedi. Çavuş daha bir kere olsun gülmedi. Mavzerler yatırıldıysa taraflara, kelepçeler çözülmedi. Ayrı ayrı dünyalarda iki taraf. Kitap okuyor mahkum Halil. Çevirirken dizinde duran kitabın yapraklarını, çok rahat bir ustalıkla kullanıyor bileklerindeki demir parmakları. Kitap ve kelepçelerle 13 senedir. Bu beşinci yolculuğudur. Gözlerinin altında çizgiler. Şakaklarında beyaz. Halil belki ihtiyarladı biraz. Fakat kitap, kelepçe ve yürek eskimedi. Ve şimdi yürek her zamankinden umutlu. Halil okurken kitabını Kelepçem diye geldi aklına. Günler yakın. Seni pulluk yapacağız kelepçemin demiri. Ve öyle güzel söylenmiş buldu ki bu fikri. Yine üzüldü birdenbire. Ölçülü ve ölçüsüz şiir yazmak hünerini bilmediğini. Gebze istasyonunda durup kalktı tren geçiyor yüksekte demir köprünün üzerinden. Sağda toprak apansız alçalıyor. Belki yüz, belki elli kulaç. Ve orada, dipte, aşağıda, eski Hisar, köyü ve kalesi ve ince uzun yolda giden iki atlı, zeytin ağaçları ve hatta bomboş deniz. Kutudan yeni çıkmış oyuncaklara benziyor. Öyle küçük, öyle renkli ve uzak ve derinde olmalarından ve çok çabuk arkada kalmalarından dolayı bu bahar aydınlığında tertemiz. Mahkum Fuat gördü ve bir daha unutamayacak. Derinde iki atlısıyla uzaklara, büyük şehre doğru giden yolu. Ve gözlerinde ilk defa kaybettiğinden İstanbul'u başladı birdenbire evinden anlatmaya dedem dedi benim dedem bir acayip adammış bahriye de kolaası evde bir tek fotoğrafı var belli ki sivri uzun fesi altında usturayla kazınmış koca kafası mürteci müthiş düşün ki me meşrutiyet olunca sultan hamide yeminliyim diye nikah tazelemiş zaten üç yıl sonra tekaüt ve kulaksız da bakka sonra 338'de ölüyor. İstanbul'un kurtuluşunda. Birinci teşrin ayı. Ölüsünü mutfakta bulmuşlar. Yapayalnız. Dibinde tel dolabın. Çocuklar sokakta marş okuyormuş. Mahkum Süleyman takıldı Fuat'a. İçtimai menşein senin hayli karışık. Mürteci militarizm. Ve küçük esnaflık. Fuat aldırmadan devam etti. Hala gözümün önündedir babam. Uzun sarı parmaklı bir adam. Tavşan mağazası ustalarındandı. Havuzların marangozhanesi. Düşkündü eski hattatlara. Sabahları bayram yerinde duyulurdu. Sela verirken sesi. Küstü. Ezan okumadı. Arapça yasak olduktan sonra. 35 yaşında öldü veremden. Süleyman sordu. Annen beni doğurup ölmüş. Ben marangozhanede büyüdüm. Edavat sandığında babam. Bu bir yeşil sandıktı. Atölyede aletleri çıkartıp içinde uyuturdu beni. 510 numaralı 3. mevki vagon. Koridor. Koridorda üniversiteli dolaşıyor. 510 numaralı 3. mevki vagon. 2. bölme kutu sardalyası, limon, beyaz peynir, ekmek, şişeler, kadın, erkek. içiyorlar. Memleket opereti turneye gidiyor. Sekiz artist ve meşhur bestekar Mehmet Ali. 510 numaralı 3. mevki vagon. Birinci bölme. Gülüyor bembeyaz dişleriyle kelepçeli Fuat. Çünkü kelepçeli Süleyman üniversiteliğe içerlemektedir. Kapının camından bakan ve herhalde Melat'a. Kelepçesiz Melat. İnce, kansız bileklerinin hürriyetiyle mağrur ve ellerini kullanabilmek imkanıyla keyifli. Elma yemektedir. Üniversiteli hala bakıyor. Yükseltti Süleyman sesini. Jandarma Haydar hak verdi Süleyman'a. İndirdi camlı kapının perdesini. Ve mahkumların köylü jandarmalarla ahbaplığı böylece başlamış oldu. Kelepçeli Halil belki farkında her şeyin, belki hiçbir şeyin farkında değil. Kaldırdı mı yok gözlerini dizindeki kitaptan. Sordu birdenbire jandarma Haydar'a. Sizin köy kaç haneliktir? Elli hane kadar. Kaçının öküzü bir çiftten fazla? İki hanenin kaçının öküzü tek? Tek öküzlü 15 hane çıkar. Hiç öküzsüz. 5-6 hane. Geri kalanı demek bir çift öküz. Peki sen de? Ben de öküz çift. Süleyman sordu. Topraksız olan? Çavuş cevap verdi. E bulunmaz mı? Bulunur. Fuat karıştı söze muhabbet uzadı. Ve insan dostluğunda öyle bir an oldu ki, şüpheden ve emirden üstün, köylü jandarmalar gelince göz göze, kalın sesiyle şakalaşıp, keyifli bir iş yapılır gibi hep beraber çözüldü kelepçeler. Koridor Üniversiteli dolaşıyor. Koridora bir yolcu fırladı beşinci bölmeden. Bu, kısa boylu, Göbekli bir pantolondu. Terli bir telaş içinde. Açtı bütün pencereleri. Ve sonuncu pencereden uzanıp dışarıya üç kere denir nefes aldı. Sonra topukları üstünde döndü geriye apansızın. Alnı dar ve uzun. Yanakları şişman ve geniş. Kafası kocaman bir armut gibi oturmuş omuzlarına. Çakır şaşı gözleri gördüğü üniversiteliği. Sayın bayım diye seslendi. Bu olacaktı az Bizim kompartman aylarla dolu. Pislik, ter, koku. Pencere açtırmıyorlar. Yaklaştı üniversiteliye. Üniversiteli misiniz? Belli. Kasketinizdeki bozkurttan. Birçok uygunsuz çocuk mağmafi. Böyle kasket giyiyorlarmış. Duyduk. Diyorlar. Görmedim. Bizim o tarakta bezimiz yoktur. Mamafi tecrübe etmedik dersem yalan. İngilizler İstanbul'a geldikleri zaman... Donsuz İskoç oğulları. Sonra zavallı Acemlerin adı çıkmış. Mamafi insan her zevki tatmalı. Yaşamak. Zevk almak demektir. Mamafi papelin olacak kardeş. Aşk, meşk, hayat, mayat... Her işin başı papelat. Gel de bunu içerideki ayılara anlat. Herifler pencere açtırmıyor. Bakın, size bir baba nasihatı. Her şeyden azizdir insanın sıhhati. Sıhhatine bakacaksın. Sabahları mutlak taze yumurta içilecek. Benim evde üç sıpa var. Her sabah üç yumurta içerler mamafi. Benim evde bir usul vardır. Ben işten dönünce gizlice tahkik ederim analarından. Çocuklar yaramazlık mı ettiler, uslu mu oturdular? Ve ona göre kuş bir şeyler getirir pencereye. Elma mı olur, portakal mı olur, çikolata mı? E kuş getirmiyor tabii, ben getiriyorum. Fakat benim en küçük spam çakı vermiş bu işi bir akşam. Ertesi gün anasına kuş babaya benziyor demiş. Tıpkısı babam. Mamafi benim kanaatim şu. Çocukların zekasını ölçmeli adam. Ben boyunu ölçerim. Meşhur hikayedir. Remil öğretmek istemiş padişahlardan biri şehzadesine. Üniversiteli gülümsedi. O hikayeyi biliyorum, dedi. Ve sonra sordu laf olsun diye. Memur musunuz? Eh, ma mafi memur da sayılırız. İstanbul, bakım evinde kalem muhasebecisiyim. Nuri Öztürk. Dahiliz bareme. Vaktiyle salacak da gişe memurluğumuz da var. Esnaflık, tüccarlık da ettik. Her şey kuru kahvecilikten başka. Bir onda kaldı hevesim. Şoförlük de yaptım. Araba kendimindi. Parlak devri taksilerin. Hiç unutmam bir, bir yaz günü ikindiye doğru bir müşteri bıraktım çift havuzlara. Dönüyorum. İleride bir kadın gidiyor. Siyah mantolu. Bacakları ilişti gözüme sürahi gibi yanına gelince durdurdum arabayı. Baktım yüzüne. Aile kadını, kibar. Sonra çok büyük, simsiyah gözleri var. Şeytan dürttü beni. Açtım kapıyı, "Buyurun." dedim. Girdi içeri. Sürdüm arabayı. Nereye gidiyoruz? Ne o söylüyor, ne ben soruyorum. Dikiz aynasında gözlerini görüyorum. Gözleri öyle siyah, öyle kocaman. Hep öyle. Cadde bostandan yukarı saptık. Erenköy, İçerenköy, Erenköy, kırlık. Durdurdum arabayı. Bir çınar altı şöyle. Etrafta incin top oynuyor. İndirdim kadını arabadan. Ses çıkarmadı. Yatırdım toprağın üstüne. Yine ses yok. Ma mafi ben onu öpüyorum. O put gibi. Neyse lafı uzatmayalım. İşimizi gördük kalktık. Tekrar atladık arabaya dönüyoruz. Nereye döneceğiz? Ne o söylüyor ne ben soruyorum. Yine dikiz aynasından gözlerini görüyorum. Gözleri hep öyle bildiğin gibi kara. Öyle iri iri. Hep öyle. Kızıl toprağa geldik. Çarşıda lambalar yanmış. Durdum önünde manavın. Açtım kapıyı. Kadın indi yürüdü. Saptı. Kayboldu. Şimdi ne dersin sen bu işe bayım? Mamafi nasıl anlatayım? Yani anlattırayım. Arnavut'un dediği gibi. Yani 13, 14 yıl geçti aradan. Çıkmaz aklımdan bu paşa karısı. Çünkü öyle bir paşa karısıydı mutlak. Eh, o zaman bizde göbek yok. Bıyıklar ipek gibi yumurta sarısı. Kesip almışız Paris mahallesini Kadıköylü'nün. Hayat sürdük, bayım hayat. Gel de içerideki ayılara bütün bunları anlat. Herifler pencere açtırmıyor. Pencere açtırmayanlar Beşinci bölmedeler. Halı heybenin sahibi. Solda. En başta. Köşede oturuyor. Kurnaz. Kocaman. Yırtıcı bir kuş gibi. Ve fötür şapkası kafasında, sırtında paltosu ve siyah şalvarı rahat kıvrımlara yayılmış ve çıkarmış keten lastik iskarpirlerini ve peykenin üzerinde ellerine yakın ve canlı elleri kadar beyaz yün çorap ayakları ve konuşulanları tüylü kulaklarıyla değil, ayaklarıyla dinliyor. Konuşuluyordu perilerden. Karşıda Sarı Seyfettin. Ada pazarında bir Çerkes köyü muhtarı. Çok uzun boynunda gırtlağını oynatarak anlatıyordu. Besmelesiz çıkarma elbiseni. Her işin başı besmele. Elbiseni periler alır düğün yaparlar. Seyfettin'e hak verdi arabacı Selim. Eskişehirli, elli yaşlarında kel. Beygiler için de öyledir. Gece beygiri besmelesiz bağlarsan ahıra periler biner sırtına hayvanın. Koştururlar şafak sökene kadar. Ve de ince ince örerler saçını. Kaç kere başıma geldi. Girerim ahıra sabahleyin. Olduğu yerde bağlıdır hayvan. Köpük içinde fakat sırılsıklam. Ve saçı gelin gibi örgü örgü. Örgülerin açılmaz çoğu. Kesmekten başka yolu yok. Periler böyle atları binip geceleri Nereye giderler ay ışığında? İnsanın derdi insana yeter. Besmele'yi unuttuk diye Rabbim, bir de perileri başımıza bela eder. Nasıl şeyler acaba? İnsana benzerler mi? Huyları insana benziyor. Hırsız, keyfine düşkün, munzur. Kapının yanında Tatar yüzlü adam, Bursa köylülerinden ve Meninos fabrikasında bekçidir. Cevap verdi Selim'e. Ben uğradım. Gözüme gözüktüler altı hafta gece gündüz. Saz yüzünden oldu bu iş. Sazların padişahı dokuz telli curadır. Nerede usta bir curacı var diye alsam haberi? Kış kıyamet, yedi günlük yol olsa beygirin terkisini atar getirirdim köye. Ve lakin bir türlü öğrenemem curayı. Namlı bir curacı vardır çingen. Aliş usta diye anılır. Dedi ki bana, bileğine naletlemeyinmeden yemezsin bu sazı. İyi ya dedim. Bileğime naletleme nasıl inecek? Kadir gecesi dedi Aliş. Kadir gecesi. Cura'yı alıp helaya gireceksin. Ve orada ters oturup başlayacaksın çalmaya. Tuttum sözünü Aliş'in. Zaten yakındır Kadir gecesi. Helaya gittim. Ters oturdum. Dokundum tellere. Teller ses vermiyor. Büktüm nalları. Nafile. Ama nasıl çıkmıyor ses? Ses denen şey yeryüzünde yok olmuş gibi. Attım kiraz kabuğundan tezhaneyi. Parmaklarıma asıldım tellere. Teller ne kopuyor ne ses veriyor. Lastik gibi uzayıp kısılır sade. Yetiş be Aliş bu ne iş deli olacağım. Derken göründüler. Kimi mercimek tanesinden küçük. Kimi minare boyunda. Elbiseleri bizim elbiselere benzer. Ama külahları var. Al yeşil uzun, sivri, hepsi süvari. Çekmişler kılıçları üstüme saldırıyorlar. Dışarı fırlamışım. Altı gece gündüz gitmediler. Dedem parçalayıp yakmış curamı. Evin alt gözünde beni vurmuş zincire. Hocalara okundum. Faydasız. Çağırmışlar Aliş Usta'yı sonunda. Çingen Aliş vermiş elime kendi curasını. Ben başlamışım çalmaya. Çaldıkça açılmışım. Çaldıkça açılmışım. Derken düşüp bayılmışım. Bir de kendime geldim ki ne süvari ne kılıç. Gitmişler. Velakün o gün bugündür benden usta curacı yoktur. Tekmil Bursa vilayetinde. Sustu. Arabacı Selim ters ters bakıyor ona. Ve halı heybenin sahibi iki beyaz kuzuyu okşar gibi okşuyor yün çoraplarını. İnce bir ses geldi karşıdan dayak yemiş, küçük bir hayvan sesi gibi bir şey. Benim de karnımdaki su herhal onların işi. Konuşan ufacık bir adamdı. Yahut da böyle ufacık olmuş, yüzünün derisi yapışık şakaklarına. ince, sarı bir deri. Ve bu kemikleri fırlamış insan yüzünün pırıl pırıldı gözleri. Çok kere ölüm insanın yüzünde şakakların fırlamasıyla başlar. Ve ölüm Sakarya köylüklerinde Şakir'in yüzünde başlamıştı. Benim de karnımdaki su herhal onların işi. Sirozu vardı Şakir'in. Ben yine bildiğimi derim. Doktor bey on kova su çıkardı karnımdan. Üç günde şişi verdi yine. İflah bulmam mümkün yok. Periler girmiş karnımın içine. Bilirim. Öleceğiz. Beni taburcu etme doktor bey dedim. Kaç cephede devlet için yara aldık. Yaylı karyola da ölsek ne olur ki? Dinlemedi doktor. Eral, yaylı karyolaya başkasını yatıracaklar. Umut kesmediklerini. Bende alınmış yara var. Dert var. Ve lakin benden umut yok. Belediye verdi tren parasını. Dönüyoruz gerisin geri. Ne kötü kaderimiz varmış. Bütün insanların içinde bizi bulmuş. Buna koyduğumun kaderi. Hereke istasyonunda durdu tren. Makinist Alaaddin indi lokomotiften. Baktı arka tekerleklerin orada bir şeylere. Makine genç ve sabırsızdı. Canlıydı yüreği ve sinirleri varmış gibi ve biçimliydi. Bir yarış hayvanı kadar. Hereke istasyonu şirin, ufak bir yerdi. Esas hereke bir saat yukarıdadır. Görülmez. İstasyonda kiraz satıyorlardı. İnce değneklere kırmızı küpeler gibi kirazları takmışlar. Zaten artık yol boyu zeytinlik ve kirazlıktır. İstasyonun karşısında kumaş fabrikası. Denizden yana. Trenden bakınca içini göreceğim gibi gelir insana. Pencereden uzanıp kiraz aldı mahkum Süleyman. Ve üniversiteli çeşmeden su içip döndüğü zaman tren başlamıştı yürümeye. Süleyman gördü onu. Treni kaçıracak pis zampara diye sevindi. Fakat üniversiteli sıçrayıp bindi. Bazen denizi kaybetmek kısa bir an için sonra tekrar boylu boyunca bulup yarımcaya doğru gidiyor tren. 510 numaralı vagonda 5. bölmedekiler konuşuyorlar muharebeden. Halı heybenin sahibi Kara sakalın üstünde kıvrılan burnunu. Bu burun bir bıçak sapı gibi. Zaman zaman tutup çekerek ucundan dinliyordu. Eski şehirli arabacı Selim. Nafiledir alamanın encamı diyordu. Nasıl olsa bir yerlerde devrilip kalacak. Eli bıçaklı, vuran kıran adamın sonu ya köpek ölümüdür ya pezevenklik. Yahut da mahalle bekçiliği. İtiraz etti Sarı Seyfettin. Çerkez köyünün muhtarı. Bilemem alamanları. Ama vurucu olan pezevenk olmaz. Arabacı Selim haykırdı adeta. Beter olur. <laughs> Zindanlı kapı Hüseyin a namidar bir adamdı Baya Bizim eski şehri bıçağı hakkını çevirmiş tekmil. Ve hem de altınla oynardı. Ne oldu sonu? Bir altmış paralık herif. Sarhoş şerif. Dağıtınca kerhanede onun ağzını burnunu kahretti. Memlekette duramadı. Sonra duyduk bir hendekte bulmuşlar ölüsünü. Oltayla balık avlayıp geçinir olmuş. Bir balık tutayım yiyeyim derken kakılıp kalmış hendekte. Konuştu halı heybenin sahibi. Sesi yumuşak ve kabarıktı. Atılmış pamuk gibi. Alaman kazanacak. Ben büyük yerden işittim. Hitler denen Müslümanmış dediler gizli din taşırmış. Tevekkeli bunca devir birlik olmuş yenemediler. Arabacı Selim şaşırmıştı. Bir şeyler söylemek istedi. Sarı Seyfettin fırsat düşüp karşılamış gibi kendine yapılan bir hakareti zaferle baktı Selim'in yüzüne. Vurucu olan pezevenk olmaz dedi. Halı heybenin sahibi devam etti konuşmasına. Bir paşa var eski paşalardı. Seferberlikte bir oyanmış İngiliz gevurunu. Şimdi tekavüt, ticaret yapıyor ve de gazeteci. Ya birlik olunmalı Alamanlı demiş ya da yol vermeli. Geçsin. Koskoca paşa bu ve de gazeteci. Seferberlikte bir oyanmış İngiliz gevurunu. Bana bakkaliye veren Hacı Nuri Bey tanır onu. Hacı Nuri Bey dedi bana. Alaman indi Balkan'a ne Yunan'ı bıraktı ne İngiliz'i. Ve lakin çok şükür Müslümanız. Herif sayıyor bizi. Biz Alaman'la birlik edip atabildik miydi İngiliz'in üstüne? Bir günde geri verdik demektir Şam-ı Şerif şehrine. Kartallı Kazım yahut Yayalar Köylü Kazım'a yahut İstanbullu Kazım Efendi 45 yaşlarında ve kurda benzeyen bir adam. Şakir'e bir cigara yaktı. Sakaryalı Şakir, karnından on kova çıkan, tuz ve tütün bastırır gibi açılmış bir yaraya içiyor cigarayı. Ne korkunçtur hasreti, yaylı bir kar yoladı ölmenin. Bunu Sakaryalı Şakir bilir. Kartallı Kazım başını dayadı tahtasına bölmenin. Kısıldı sarı kurt gözleri. Vagonla birlikte sarılarak başını sallıyor iki yana. Gözetliyor Şakir'i. Mehmetçik diye düşünüyor. Mehmetçik, Mehmet ve teker teker kesilmeden tekrarlıyor dayan tekerlekler. Gitgide daha çabuk, gitgide daha sert. Mehmetçik, Mehmet, Mehmetçik, Mehmet ve seferberlik yılları. Mehmet'in yüzü simsiyah çalılara lime lime takılarak karanlıktan zorla çekilip çıkarılarak bir uzun sevkiyatta gözüküyor Kazım'a. Günün rahatlık duygusu neden bu kadar kolay? Geçmiş felaketi hatırlamak neden bu kadar güç? Pozantı'da gardıfendik Kartallı Kazım sene 333 gece gündüz cephelere sevkiyat gider. Nerede başlayıp nerede biter? Ocağında çam ağacı yakan trenler hayat boyları yanmış odun kokusu. Askeri de hat boyunun tapısı. Mehmetçik. Mehmet. Mehmetçik. Mehmet. Dört cephe içinde koptu kıyamet. Vagonların kırk kişilik sede yapısı, seksen Mehmet, yüz Mehmet yüklü hepsi. Kitlenmiş vagonların kapısı. Trenler gidiyor Mehmetçik dolusu. Mehmetçik. Mehmet. Mehmetçik. Mehmet. Kitli vagonlarda yoktur merhamet. O devir pozantı son istasyondu. Gardı fren kartallı Kazım soyundu. Çömeldi güne karşı. Bitlene dursun. Dağ taş Mehmet dolu. Dağ taş sevkiyat. Gidenler aç, susuz. Dönenler sakat. Ölüm Allah'ın emri açlık olmasa fakat. Aç insan kurt olup saldırmazsa, açlık itten beter eder insanı elbet. Mehmetçik, Mehmet, Mehmetçik, Mehmet, bölük eminin de yoktur merhamet. Pozantı bir dere içi, güneş yakıyor. Gardı kartallı Kazım bakıyor. Bir deri bir kemik Mehmet. Düşmüş bıyıklar. Mehmet'in ayağında yarım çarıklar. Mehmet yüzü koyun yatmış sayıklar. Mehmet beygir fışkısından arpa ayıklar. Arpayı götürüp derede yıkar. Güneşte kurutup yiyecek Mehmet. Dağ taş Mehmet dolu. Dağ taş sevkiyat. Ölüm Allah'ın emri. Açlık olmasa fakat. Mehmetçik. Mehmet. Mehmetçik. Mehmet. Arpayı en fazla bir avuç verir. Beygir fışkısında yoktur merhamet. Makasının solunda kör demir yolu. Kör demir yoluna çekilmiş vagon. Vagonda oturmuş altı alaman. Yüzleri kırmızı, kıçları şişman. Makarna yiyorlar masa başında. Belki de o kadar şişman değiller. Ve lakin kartallı öyle görüyor. Mehmetçik, Mehmet, Mehmetçik, Mehmet. Alaman olmakta var mı keramet? Alaman'ın vagonuna köpeği bağlı. Tüyü boz, kulağı kesik, sarısı yağlı. Doydu, makarnayı köpeğine verdi Alaman. Makarna yer Alaman'ın köpeği bile. Belki de makarna yemez her zaman. Ve lakin kartallı öyle görüyor. Mehmetçik. Mehmet. Mehmetçik. Mehmet. Kör demir yolunda Mehmet yürüyor. Yürüyor Mehmetçik köpeğe doğru. Dört el üzerinde emekleyerek, kah gidip kah duraklayarak, başını taşlayacaklarmış gibi saklayarak. Mehmetçik. Mehmet. Mehmetçik. Mehmet. Kaptı için önünden makarnayı kaçıyor. Kaçıyor Mehmet arkasına bakmadan. Aç insan kurt olup saldırmazsa açlık itten beter eder insanı elbet. Alkışlıyor Mehmet'i altı alaman. Alamanın hoşuna gitti marifet. Mehmetçik. Mehmet. Mehmetçik. Mehmet. Keklik ki dağdan daha seker. Keklik yere yiyince olduğu yere çöker. Yıldı keklik. Takati olsa da gayrı uçamaz. Sevkiyat merkeziydi Selimi yakışlısı. Teptil havadan dönen Mehmet'le dolu yıkılası. Etinde kapandı yara. Bitti teptil havası. Ve lakin yıldı Mehmet. Yüreğinde açılmıştır yarası. Seferberliğin sonu artık. 334 senesi. Hey gidi yıkılası, Selimiye kışlası. Kışlanın avlusunda kaynıyor toprağın yüzü tekmil, bit ile. Dolaşırken çatır çatır eziyorsun. Mehmet'in emilmiş kanında geziyorsun. Bu kan biti doyurmuş. Bu kan siyah ve de ölüdür. Selimiye kışlasında Mehmet'in eti deriyle, kılla değil, bit ile örtülüdür avluda künyeler okunuyor. Cephelere sevk için. Mehmet kaşınarak önüne bakar. Cevap vermez lakin. Çünkü Mehmet kaybetmiş umudunu. Ve de tutmuş inadı. Etini açlığa, bite yedirip, günde yüz Mehmet'in ölüsü çıkar. Başçavuş künye oku sabaha kadar. Bağır avaz avaz. Mehmet'in kapıdan dirisi çıkmaz. Ama devlet Mehmet'ten kuvvetlidir. Bir sabah vakti Avluda Mehmet yine kum gibiydi. Belki on bin, belki daha çok. Bir canlı derya ki tekmil Mehmet. Kaşınan ve de susan. İnsan üstüne insan. Bir taze başçavuş çıkmış masaya. Uzun boylu, kara ve de tertemiz kabalağı var. Künye okuyor cevap almadan. Bir saat, iki saat. Mehmet inatçıysa da çavuş daha inat. İki saat, üç saat. Cevap veren yok. Çavuş dayanamadı. Sövdü masanın üzerinden ana avrat. Mehmet'i umutlu ise bir tek de olsa daha da sövmek tehlikelidir. On bin umutsuz Mehmet'i kışlada sömek sövmek daha tehlikeli. Uzandı masanın ayağına Mehmet'in eli. Çavuş gökyüzünden kapaklandı yere. Mehmet eğildi kalktı ve çavuşun bedenine ne et, ne kemik, ne de temiz kabalığa bıraktı. Muhafız taburuna verildi haber. Muhafız Mehmetler geldiler. Onlar süngülü, bitsiz ve semizdi. Sanki kurt girdi sürüye. Bir oğulsu, bir kıyamet. Mehmet kaçar kovalar Mehmet. Koparılıp alındı bir iki bin koyun. Doğru Haydar Paşa, kilitli vagon. Vagonların 40 kişilikse de yapısı 80 Mehmet. 100 Mehmet yüklü hepsi. Kilitlenmiş vagonların kapısı. Trenler gidiyor Mehmetçik dolusu. Mehmetçik. Mehmet. Mehmetçik. Mehmet. Ben bir Mehmet öldürdüm galiba. Bir ikindi zamanı. Selimiye kışlasında. Taş merdivende. Elinde ekmek vardı Mehmet'in. Mehmet nerede bulmuş ekmeği? Kim bilir. Mehmet sarı bıyıklıydı. Siyah ekmek. Ben kırmızı kuşağımı çözerek dört kulaç ışıl ışıl yünle karışık ipek. Sen dedim. Kes ver bir dilim. Ben bir kulaç kesip vereyim. Cık, dedi. İki kulaç Cık, dedi. Üç kulaç. Mehmet ipek kuşağımın tekmilini istedi. Bıyıkları sarı. Ben ekmeğe bakıyorum onun gözünde kuşağımın ışıltıları. Bir tekme attım kasıklarına. Tekerleni verdi sırt üstü Mehmet. Ve çam tahtasından yonga çıkar gibi bir kemik parçası fırladı kafasından. Ekmek benim elimde. Ve lakin merdivenin taşında kan. Canlı ve de kırmızı. Akar uzanır. Benim ipek kuşağa benzer. Mehmetçik. Mehmet. Mehmetçik. Mehmet. Açlık çıkınca yoluna. Mehmet'ten Mehmet'e yok mu merhamet? Vagonla birlikte sarsılarak Kartal'lı Kazım'ın başı sallanıyor iki yana. Açılıp kısılıyor sarı kurt gözleri. Karşıda Sakaryalı Şakir. Yaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Yaklaşıyor. Ve Kartal'lı Kazım geçmiş günlerin gözüken şekilleri arasından duyuyor vagonda konuşulan sözleri. Kah burada, kah yılların arkasında yaşıyor. Konuşan halı heybenin sahibidir. Zaten alamana karşı konulmaz. Neyimizle karşı koyacağız ki? İngiliz'in verdiği dört çürük silah. Bir de bakacaksın ki bir sabah herif tepemize dizmiş tayyareleri. Kuş değil ki bu çifteyle vurasın. Sansar değil ki tuzak kurasın. Kartallı Kazım görüyor boylu boyunca karşısında Mehmet'i. Yalın ayak. Omzunda çifte var. Fişekliğinde Martin kurşunu. Elinde nacak. Sene 335. Kuvayi Milliye'de çetedir Mehmet. Gökyüzünü almış arkasına. İzmit dağlarında bekliyor nöbet. Ne umutlu ne umutsuz. İkisinden de ayrı bir şey. Ve ela gözlerinde ölesiye bir inat. Silkinip doğruldu kartallık Kazım. Çıktı koridora. Tatar yüzlü adam onun peşinden. Ateş var mı? buyur. Açık kalan kapıdan halı heybenin sahibinin sesi geliyor. Alamanın kuvvetini edemem tarif. Küfretti Tatar yüzlü adam. Herhal paraşütçü bu domuz herif. Tren polisine haber mi etsek? Güldü kartallı Kazım. Ağzında dişlerinin yarısı yoktu. Fakat gülerken öyle çocuktu ki çirkin değildi ağzı. Paraşütçüden beter dedi. Paraşütçüden beter kasabanın birinde tüccara benzer. Yahut zengin pazarcı filan. Bu yıl harbi bitirir. Bu İngiliz'i yener Alaman. Nuri Öztürk. Bakım evi kaleminde muhasebeci. Omuz vurdu üniversiteliğe. Duyuyor musun? Bizim ayılar konuşuyor politikada. Ma mafi ben İngiliz'den yanayım ama bazen de şüphe geliyor adama. Sizin fikriniz? Harbi kazanacak olan daha harbe girmedi. Anlamadım. Yok, anladım Mavafi. -ma Öyle ya, yani biz. Mavafi -ma doğru dedim birader. Mavafi, -ma Kafkasya'yı isteriz. Üniversiteli dinlemiyordu. Gözü mahkumların orada, birinci bölmedi. İçeriden sesler geliyordu. Mahkum Süleyman kahkahalarla gülmedi. Kartallı Kazım'ın keyifli bir ışıkla aydınlandı gözleri. Koridordan tane tane işitiliyor Süleyman'ın sözleri. Sen çok yaşa Halil. Bizim iktisatçılar da şair olmalı biraz. Ne demiş Engels? Şairler istikbali sezerler gibi bir şey. <laughs> Demek ki iki mısra yine birdenbire geldi aklıma. İyi ki gelmiş. Alay etmiyorum. Biraz şairane ama çok güzel söylemiş. Ölümün son meydan harbidir bu. Zafer aşkın ve hayatındır. Yarımca istasyonunda durdu tren. Yarımca kirazın bol yeri. Burada uçsuz bucaksız yemiş bahçeleri. Dalları basmış vişne ve kiraz. Yeşil ve kırmızı ki güneş, doğum ve bereket renkleridir. Sevinçli bir inkılap şarkısı gibiydiler. Yarımca bahçelerinde. Mahkum Halil kapattı kitabını. Hohlayıp sildi camını gözlüklerinin. Baktı bahçelere ve şu sözleri söyledi. Sen de öyle misin Süleyman? Bilmiyorum. Mesela vapurla inerken boğazdan, Kandilli'ye dönüverince, Karşında birdenbire görmek İstanbul'u, Veyahut Kalamış koyununun, Yıldızlar ve su sesleriyle dolu, pırıl pırıl gecesi. Yahut da top kapı başında kırların göz alabildiğine gündüzü. Hatta tramvayda rastlanan tatlı bir kadın yüzü. Hatta Sivas'ta hapishanede. Tenekede büyüttüğüm sarı sardunya. Hasılı herhangi bir güzelliği tabiatın. Çıksa karşıma. Ben yeni baştan bir kere daha anlarım. Değişmesi lazım geldiğini ve değişeceğini mutlak. Bugünkü insan hayatının yarımcadan kalktı tren. 510 numaralı 3. mevki vagon 3. bölme. Basri Şener. Cam göbeği renginde iri sürmeli gözler, buruşuk zeytuni bir deri. Ağzı küçük, burnu kocaman. 313'te doğdu Florina şehrinde dedesi hanedan sahibi babası orman memuruydu ve hem de hafız Basri düştüğüye kadar okudu fakat mektepten aklında bir tek marş kaldı Tacı hürriyetle doğdum bir güneş şeklinde sen Florina istasyonunda padişahı karşılayıp ipince sesleriyle söylediler bu marşı ve hala Sultan Reşat renkli bir oyuncak gibidir hatırasında Basri'nin. Donanmış bir istasyonda görür onu. Sevimli bir ihtiyardır. Çarpık, bodur bacaklarından düşen setre pantolonu, kırmızı fesi ve pamuk sakalı vardır. Basri'ler mühacir oldu Balkan Harbi'nde. Edremit'e göçüldü. Babası öldü. Anası boynundan altınları bozdurup uzun kirpikli develer aldı Basri'ye hikayeyi kesik başta yazar. Melaikedir develer. Cennet kapısının bekçisidir. Ve şifadır sancılara yünü. Ve mübarektir bu yün. Üzerinde yatan hamamcı olmaz. Basri zeytin taşıdı develerle 19 yaşına kadar. Dağlarda rastladı eşkıyalara. Ekmek ve katık verdi. Hanlarda kumar oynadı sattı uzun kirpikli develeri sonra. Ve kapandı üç ay. Kemeraltı kerhanelerinde İzmir'in. 332'de Basri'yi askeri aldılar. Çanakkale, Soğanlıdere. Basri bir gece yarısı girdi siperi. Bombardıman. Gökte yıldızdan çok mermi yanıyor. Kapandı yüzü koyun yere. Yumdu gözlerini. Açtı gözlerini ki söküyor şafak. Ve siperde kendinden başka canlı adam yok. Basri alışmamıştı henüz parçalanmış ölülere. Ve korku gibi kurnaz. Korku gibi cesur. Kaçtı cepheden korkunun yardımıyla. Mavzeri boynunda asılı yürüdü Basri. Korku gibi uzun ve emin bir yol. Tekirdağ Silivri demirci dükkanlarının körüklerinin altında yatıp, sonra kiracı arabaları, sonra bir yatsı namazı İstanbul, yangın yeri, Fatih. Attı bir mahzene mavzeriyle palaskasını ve ertesi gün, güneşli bir çarşamba günü, 11 mecidiye verip sivil elbise aldı yeni camiden. Korku ahmaktır. Durup dinlenmeden dolaştı Basri. Yüpe gündüz bir yerde durup oturursa, Kaldıracaklar sanıyordu ensesinden tutup. Gece oldu. Yine Fatih yangın yeri. Yangın yerinde. Mahzende. Bir yanar mum. Kağıtlar ve mühürler. Ve beş adam gördü Basri'yi. Korku şüpheden kuvvetlidir. Anlaştılar. Ve altı ay kapıcı odasında meşhur bir hanın, teptili hava raporu ve izin kağıdı sattı Basri. Ve 25 kuruşa kırmızı harp madalyaları. Korku zekidir. Basri'ye Basri adına ihraç kağıdı yazdıracak kadar zeki. İstanbul şehri elveda. Ve merhaba ey Akhisar'ın Söğütler Köyü. Söğütler Köyü'nde elbette bir Hasan vardı. Hasan'ın da elbet anası olur. Ve cephedeki Hasan'dan Malül Gazi Basri Çavuş selam getirdiği zaman tütünlerinde çapa zamanıysa Hasan'ın kara kaşlı fakat bir gözü kör dul anası Basri Çavuş'u elbette evinde konuk eder. Ve ne kadar da yorgun olsa dul kadınlar ararlar göbeklerinin üzerinde erkekli gecelerin yorgunluğunu ve bir gözü kör olmak aratmamaya yetmez bunu. Basri, kara tek gözlü dul yarine alışıp, tütün tarlalarına ve korkuya alışamadan yaşardı Söğütler köyünde mütarekeye kadar. Ve müjdeyi aldığı gün düşünmeden yaşartacağım diye bir dul kadının biri açık, biri kör gözlerini. Götürüp pazarda sattı kendi korkusunu. Ve onun kanısıyla öküzlerini. A benim kara kaşta dul yarim. A kahrolası tütün tarlaları. Ve Söğütler köyü. Elveda. İzmir. İzmir'in eski hatıraları. Yunan İzmir'e girmiş. Çeteler dağda çarpışıyordu. Basri kemer altında bitirdiği zaman paraları, Hoşçakal gavur İzmir'i, elveda. Basri kanlı boğazda çerkez eteme iltihak etti. Gece köyler basıldı. Çınarlara adamlar asıldı. Beşi bir yerdelere merak eden Basri, Doldurdu yalnız bu çeşitle kemeri ve bir karanlık gece yağmur yağarken Elveda Çerkez Eten Bey Elveda Uludağ Bursa Bursa düşman elindeyse de kar getirmez değildir. Esrar tekkesi ve kumar kahvesi açmak. Ezildikçe bazıları insanların daha çok esrar içer, daha ümitsiz kumar oynar. Basri kahveyi açtı. Evlendi. Bir oğlu doğdu. Boşandı. Ve Bursa kurtulduğu gün Basri bedavaya esrar sattı 24 saat. Şerefe. Ve oğlunu bağrına basıp ağladı sevincinden. Şimdi oğlu 19 yaşındadır. İzmir'de okuyor. Sanatlar okulunda. Bastinin Bursa'da iki evi var. Edremit'te zeytinlik. Kahve işliyorsa da hala kapanacak. Çünkü Basri'nin yine üç saate indi uykusu. Acayip bir korku yine Basri'nin arkadaşıdır. Oğlundan korkusu. Burnunu çekti Basri Şener. Baktı pencereden dışarıya. Birdenbire sıktı canını hızla devrilerek geçen direkler. Çünkü sevmiyordu artık Ardarda arda hızlı geçen şeyleri. Vagonlarda karşısında Basri'nin ufacık bir kambur oturuyordu. Fakat bu ufacık adam cesaretle taşıyordu kamburunu. Çok ince bileklerinin ucunda çok büyük ve kemikliydi elleri. Belliydi sivri dizlerinin yeri lacivert pantolonundan. Her nedense onda yaşlı bir kız hali var. Mahzun, sevimli, narin ve fedakar evlat romanını yazdığı gibi. Hasta, ihtiyar babasına bakmak için evlenmemiş olan ve kocaman ağır kapakların altında uslu çocuk gözleri vardı bu gözler kötülük düşünmezler. Fakat bu kalın dudaklı ağız korkunç bir küfrü saklayabilir içinde. Bir küfür ki ses olup edilmemiş, edilemiyor. Ada pazarlıydı kambur kerim. Seferberlikte ölen babası marangozdu. Seferberlik denince aklında Kerim'in çok beyaz yastıkta kara sakallı bir ölü yüzü Fahri Bey çiftliğinde patates toplayan kaz gütmek, mektep kızları ve bir de saçları altın gibi sarı fakat anlı çizgiler içinde anası gelir. 335'te Kerim Eskişehir'e gitti. Mektebe. Teyzelerine ve dayısına. Dayısı Şimendi Ferde makinisti. Düşman elindeydi Eskişehir. Kerim 14 yaşındaydı. Kamburu yoktu tımdısdı fidan gibi ve dünyaya meraklı bir çocuktu. Dayısı sürmeye gittiği günler Şimendiferi, Kerime ekmek vermediğinden teyzeleri, çok uzun saçlı iki ihtiyar kadın, hintli askerlerle dost oldu Kerim. Bunlar şaşılacak şey, Türkçe bilmeyen ve siyah sakalları, siyah gözleri parlak, avuçlarının üstü esmer içi ak ve tel örgülerinin üzerinden Kerim'e bisküviti kutularla atan amcalardı. Kocaman bir ambarları vardı. Kerim içinde oynardı. Ambarda nohut çuvalları, bakla, kuru üzüm, şaşılacak şey katırların yemesi için. Ve sonra cephede sandıklarla silahlar. Ve bir gün dedi ki makinist dayısı Kerim'e, ambardan silah çalıp bana getir. Gavura karşı koyan zeybeklere göndereceğim. Ve ambardan silah çaldı Kerim. Bir. Bir tane daha. Beş. On. Aldattı Hindistanlı dostlarını. Zeybekleri daha çok sevdiğinden. Zaten çok sürmedi. Parlak kara sakallı amcalar gitti. Kerim geçirdi onları istasyona kadar. Ertesi gün Lefke Köprüsü'nü atıp Zeybekler gelince Eskişehir'e dayısı Kerim'i elinden tuttu. Verdi onlara. Ve işte o günden sonra bugüne kadar kahraman bir türküdür ömrü Kerim'in. Eskişehir'den alıp onu Kocaeli grubu paşasına götürdüler. Çatık kaşlı, yüzü gülmez bir paşaydı bu. Çabucak öğrendi Kerim ata binmeyi sığırtmaç olmayı. Zaten bilgisi de vardı bunda. Kayalardan genç bir keçi gibi inmeyi, gizlenmeyi ormanda. Ve bütün bu marifetleriyle Kerim, kaç kere ölüme bir kurşun atımı yaklaşarak ve geçmiş olsun dedikleri zaman şaşarak, düşman içinden geçip getirdi haber, götürdü haber. Onu namlı bir kaptan gibi saydı çeteler ve oyun arkadaşı gibi sevdi çeteleri o ve bir fidan gibi düz. Bir fidan gibi cesur. Bir fidan gibi vadeden bir çocuğun sevinçle oynadığı bu müthiş oyun sürdü 1337'ye kadar. Kocaeli Ormanı gürgen ve meşeliktir. Yüksek, kalın, gökyüzü gözükmez. Sakin bir geceydi. Hafif yağmur yağmıştı biraz önce. Fakat ıslanmamış ki yerde yapraklar. Karanlıkta hışırtılarla yürüyordu beygiri Kerim'in. Solda. İleride. Tepenin eteğinde ateş yanıyordu. Tekneciler diye anılan gavur çeteleri olmalı. Dallardan damlalar düşüyor Kerim'in yüzüne. Beygirin başı gittikçe daha çok karanlığa giriyor. İpsiz Recep'in yanından dönüyor Kerim kağıtlar götürmüş. Kağıtlar getiriyor. Birdenbire durdu beygir. Heykel gibi. Teknecilerin ateşini görmüş olacak. Sonra birdenbire dört nala kalktı. Şaşırdı Kerim. Dizginleri bıraktı. Saldı beygirin boynuna. Deli gibi gidiyordu hayvan. Çocuğa ard arda çarpıyordu ağaçlar meşeleri ve gürgenleriyle orman, karanlık bir rüzgar gibi geçiyordu iki yandan. Kim bilir kaç saat böyle gidildi. Orman bitti birdenbire. Ay dolmuş olacak ki ortalık aydınlandı. Ve Kerim aynı hızla geldiği zaman armaşanın altında baş değirmenlere, beygir ansızın kapaklandı yere. Tekerlendi Kerim. Doğruldu ve aklına ilk gelen şey saatine bakmak oldu. Kırılmıştı camı. Bindi beygire tekrar. Hayvan topallıyordu biraz. Uslu uslu yola koyuldular. Sol kulağa kanıyordu Kerim'in. Kirizce'ye geldiler. Sapanca ile Arifiye arası. Kerim durdu. Biraz zor nefes alıyordu. Geyve'ye girdi ertesi akşam. Beli o kadar ağrıyordu ki inemedi beygirden. İndirdiler. Kerim'i bir yaylıya bindirdiler. Ada pazarı. Sonra belki on gün, belki on beş. Kağnılar, mekkare arabaları. Sonra gitgide daralan nefesi. Yahşihan, Konya, Sille nahiyesi. Burada malul gaziler için takma kol ve bacak yapıyordu ve nihayet Hatçıhan köyünden çıktı Hasan Usta. Hala rüyalarında görür Kerim. İncecik bir yoldan eşekle gelip üzerine doğru eğilen bu çiçek bozuğu insan yüzünü. Usta ovdu Kerim'i bayıltıncaya kadar. Sonra zifte koydu bu kırılmış dal gibi çocuk gövdesini. Yirmi gün geçti aradan. Ve sonra bir ikindi vakti ziftin içinden Kerim'i kambur çıkardılar. Kerim'in istiklal madalyası olabilirdi. Yok. Kerim'in kamburu olmayabilirdi. Var. Ve şimdi 1941 senesinde vagonun penceresinden girerken Bahar, Kerim düşünüyor. Belki bir ay geçmeden hapishane defterinde kaydım olacak. Çünkü senelerdir Kerim telgraf memurudur. 180 lira ihtilas etti. Altı ay önce. Umutsuz bir gece. Hasta. Ölen bir dosta verilmiş de olsa hapiste yatacaktır. Devlet parasını ihtilas eden. Derinceye yaklaşıyor tren. Basri Şener. Bakıyor Kerim'e. Ve kocaman burnunun altında kırpık bıyıklarıyla gülerek kambur felek diye düşünüyor kambur felek kim bilir ne muzur şey ki allah onu bu hale koymuş kambur kerim bakıyor basri şenere ne güler yüzlü adam diye düşünüyor ne güler yüzlü adam belki de çok ceza vermezdi bana böyle bir hakimin önüne çıksam açıldı bölmenin kapısı Girdi Nuri Öztürk. Bakım evi kaleminde muhasebeci. Durdu. Seslendi dışarıya. Burada boş yer var. Pencerede kapalı değil. Bayım buyurun. Ma mafi arkadaşlar da temiz insanlar. Üniversiteli cevap verdi koridorda. Siz oturun. Ben birazdan gelirim. Nuri Öztürk. Kambur Kerim'e baktı. Anladı kambur Kerim. Çekilip yerini bıraktı. Sol yanını pencereli. Kerim alışmıştı senelerdir. İnsanlarla bir acayip maceraya girmeye. Hiçbir şey istemeyip onlardan her isteneni vermeye. Ve ihtilas ettiği günden beri, dehşetle, büyüyor, ağzının içinde bir küfür. Bir küfür ki ses olup edilememiş ediremiyor. Koridor. Mahkum Süleyman çıktı koridora. Mahkum Melahat'la birlikte. Esmerdi Melahat. Burnu uzundu. Ve bir kuş boynu gibi nazlıydı. Dudakları kırmızı ve boyasız. Fakat ayakları çok büyüktü. Ve elleri erkek eline benziyor. Üniversiteli yol açtı gülümseyerek. Herhalde Melahat'a. Melaat geçti. Süleyman genç adamla konuştu. Karanlık ve haşin. Bayanı birine mi benzettiniz? Hayır. Fakat şey, size bir şey soracaktım. Arkadaşlarınızdan biri Halil Bey. Muharir Halil Bey değil mi? Evet o. Ne olacak? Halil'i tanır mısınız? Yazılarından ve resimlerinden konuşabilsem kendisiyle. Düşündü Süleyman. Polis mi? Çok kurnaz zampara mı? Sonra teşhisini koydu. Gizli kavgaların adamı ve erkek insiyakıyla ne polis ne zampara. Şöhretiyle heveskar, belki de sempatizan. Konuşuruz. Buyurun birazdan. Fakat içeriye girdiğiniz zaman bunu unutmayın. Gayet mühimdir. Selamun Aleyküm dedikten sonra çavuşun yanına hemen çökmeli ve derhal başlayarak çavuştan cigara ikram etmelisiniz. Köylü jandarmanın zulmü köylüyedir. Şehirliden şüphe eder. Fakat yalnız köylüyü kurnaz sanır. Melahat döndü. Üniversiteden ayrıldı Süleyman. Kartallı Kazım'la bakıştılar. Durdu tren. Derince. Genç bir subay indi ikinciden. Bir gebe kadın bindi üçüncüye. Kampana. Düdük. Hareket. 510 numaralı üçüncü mevki vagon. Koridor. Bir adam. Birinci pencereden toprağa seyrediyor. Durmadan gelip, durmadan giden toprağı. Toprakla beraber ve aynı hızla Şunlardır aklından geçenler. Ne tez gidiyor toprak. Bizim köyün pınarındaki kavak telgraf direği olur mu ki? Tramvay direkleri demirdi İstanbul'da. Dünyayı dolaşsa adam İstanbul ayarı bir şehir bulur mu ki? 25 istedi 30 verdik. Karının aklına gelir mi ki? İpek gömlek giyer, dilini yediğim. Gideydi bir sefer daha. Atlıya bak atlıya. Güzel beygir maşallah. Bir günlük yolu beş saatte alır mı ki? At trene erişemez. Trenle otomobil yarışsalar otomobil geri kalır mı ki? Doktor bey yine de işitti otomobili. Doktor olduğundan izin verilmişti. Gelse doktor bey bizim köye. Tahsin hocanın aklını çeler mi ki? ne tez gidiyor toprak. Bizim köyün pınarındaki kavak, telgraf direği olur mu ki? Doktor Bey'in anası büyük hanım. Köşkün bahçesinde dolaşır bu saatler. Diktiğim kabakları kırağı çalar mı ki? Senden hoşnudum, dedi bana doktor bey. Dönünce gel, yine işe alırım. Acaba alır mı ki? Gün ola yarın ola. İnsan yarınını bilebilir mi ki? epeyce kalabalıkmış da var. Epeyce de keçi var. İte bak canavar gibi. Amma da salınıyor ha. Birken iki oldular. Hoşt lan hoşt. Döndü bir taş arandı. Toparlandı. Güldü. Genç şakakları kırıştı gülerken. Ve esmer ağzına ışık vurulmuş gibi parladı seyrek bembeyaz dişler. Bu insan frenglidir. Açılıp kapandı yara. Metelik büyüklüğünde, ağrı vermeden. Sinsi ve kansız. Bu insan frenglidir. Fakat farkında değil. Bakıyor gülümseyerek. Masmavi gökte rahat ve tembel uçan kuşa. Bir doktorun bahçesinde ırgatlık etmek. Öğretmez çankırılı durmuşa. İstanbul'da frengi aldığını otuz kuruşa hala koşan köpekler gerilerde kaldılar. Bir dönemici geçiyor tren. Arkadaki vagonlar görünüyor. Birer birer, bağlı birbirine ve çok uzak. Şaşıyor birdenbire insan. Bu çok uzak ve çok arkadaki şeylere bağlı oluştan. 510 numaralı 3. mevki vagon. Koridor. Mas mavi gökteki çankırılı durmuşun arkasında sahanlıkta oturuyordu. Çömelmiş, dayamış kapıyı sırtını. Köyde cami duvarının dibinde olduğu gibi. Dalgın, dinleniyor. Yalvaran bir gülümsemeyle düşmüş bıyıkları. Beyaz çizgiler vardı, esmer. İncecik ensesinde. O, belki bir insan öldürecektir. Bilmiyor. Mektubun içinde yazmadılar. Fakat hududu erbası şu ve dönemi bu olan tarlasına. Zabıt varakasında tespit edileceği gibi. Aynı köyden Ahmet oğlu Bekir tecavüz etmiştir. İhtimal içerisindedir Bekir'i baltayla öldürmesi. Fakat şimdilik ihtimal içinde olmayan şey anlayabilmesidir Bekir'i neden, Bekir'in niçin öldürdüğünü. Biletçi geldi. Çankırlı durmuş aldırmadı. Fakat telaşla toparlanıp kalktı sahanlıkta oturan. Gülümsemesi daha çok yalvaran bir hal aldı. Güvensiz ve sıkılgan. İlmi haber uzatır gibi nüfus memuruna, uzattı üniformalı biletçiye biletini. Biletçi ağır hareketlerle, vakarlı, yaptığı işten emin, bileti zımbaladı. Ve teker teker konuştu giderken. ''Burada oturulmaz hemşeri! Yasak! Git!'' ara bak. Herhalde içeride boş yer olacaktı. Koridorda tatar yüzlü adam, cura meraklısı ve merinos fabrikası bekçilerinden bir hikaye anlatıyordu Kartallı Kazım'a. Çanakkale'ye dair. Mayıs'ın altıncı gecesi yaralandım. Sekiz yerimden. Yaranın ikisi hala kapanmadı. Teper vakit vakit. İngilizle karşı karşıyayız. Gayetle yakın. Bizim el bombası onun siperine gider gelir onunki bizim siperi hücuma kalktık üç adım atmadan yıkıldım yeri kasıklarımın üstünü biçmiş İngiliz'in makinesi geçti bir zaman başımı kaldırıp baktım gökçe yıldızlar bizimkiler çekilmiş geri boynu ateş eder İngiliz siperi kurşunlar vızır vızır geçer kafamın üzerinde Başladım sürünüp gerilemeye. Toprağı ellerimle iterim. Anlım gevurdan taraf. Bir yandan sürünürüm bizim sipere doğru. Hey Allahım derim bir yandan. Arkamdan yara aldırma bana. O saat başka şey gelmez insanın aklına. Boynu sürünür bana şehitler. Doğrusu ben onlara dokunurum. Kimisi sırt üstü yatar. Açık ağzı kan içinde. Kimi yüzü koyun. Kimi diz çökmüş, elinde mazer, öylece dolup kalmış. Hey Allahım derim kendi kendime. Öldüreceksen beni böyle öldüreydin. Elimde silah, diz çökmüş, yüzüm gavura karşı. Neyse gayrı sabah oldu. İyice açıldı ortalık. Biz de siperin yanına vardık. Bir mazer uzattılar. Yapıştım süngüsüne. Beni çekip aldılar içeri. Sonradan hesapladım. Üç saatte geçmişim 25 metrelik yeri. Kaldım siperde bir zaman. İki büklüm. Yaralar başladı sızlamaya. Öğleye doğru beni bir arkadaşın sırtına yüklediler. Geldik fırka nahiyesine. Çadırlar. Kazıklar çakılı içinde çadırların. Samanla doldurulmuş kazıkların arkası samanların üzerinde boy boy yaralı yatar. Ağlayan mı dersin, küfreden mi dinin imanına? Makasla kestiler benim elbiseyi. Kaldım anadan doğma çıplak. Bir kaput attılar üzerime. Sargı bezi yok, yaralar açık. Ama Allah'tan kan akmaz. Karışıp toprakla kurumuş. Geçti bir zaman. Dalmışım. Koltuklarımdan tutulunca uyanıverdim çadırdan dışarı çıkarıldık. Vakit akşam. Gün kavuşmuş kavuşacak. Dışarım serin, içerim sıcak. Dizilmiş mekkare ayakkabıları sıra sıra. Sıhhiyeler atar yaralıları arabalardan. Üst üste. Boş buğday çuvalı atar gibi. Altta kalanın canı çıksın. Bir tek arabada 10-15 on, on yaralı. Bağıran mı dersin? Belki o dakika ölen mi? Neyse yola koyulduk. Arı burnunun yolları taşlık. Arabalar sarsılır. Bastı karanlık. Ben sırt üstü yatarım. Altımda bir insan gövdesi kımıldanır. Göğsümde bir çift bacak. Ama bir tekinin yarısı yok. Bayır aşağı ineriz. Gökyüzü tek mil yıldız. Bir de inceden inceye rüzgar. Yürür biri biri peşine arabalar. Kum iskelesine vardık sabaha karşı. Bir çadır orada. Çadırın içinden seslenir biri dışarı çıkmadan. Nerelisin? Filan yerli. Babanın adı? Falan. Senin adın? Filan. At arabacı! Arabacı kaldırıp atar yere. Sıra bana geldi. Dayanılır gibi değil acıya. Sövdüm ana avrat arabacıya. Alışmış herif söv kardeşim der. Kalayla kalaylayabildiğin kadar. Kumların üzerine uzatıldık. Deniz fışır fışır gidip gelir. Gayrı iyice ışıdı ortalık. Kumların üzerinde belki bin yaralı var. Belki ziyade. Bekledik ikindi vaktine kadar. Bir vapur geldi. İki bacaklı. Deniz renginde. Küfrede bağıra çağıra yüklediler bizi vapura. Yine öyle boş çuval yükler gibi. Vapurun içi mahşer. Vıcık vıcık kan, islim, yağ, ter. Beni ambara indirdiler. Yola koyulmuşuz. Yedi gün yedi gece. Kurtlandı yaralarım. Kaputu açarım. Kara kara başları beyaz beyaz kurtlar. Bakarım eğilip. Hayvancıklar akıllı. Kaçarlar beni görünce tekrardan girer yaraların içine. Yedi gün, yedi gece. Öldürmeyince öldürmez Allah. Türk'ün sağlamdır naturası. Dayanır. Sirkeciye varmışız sekizinci sabah. Kaptan demir atmış. Velakin lakin bu yanda boş yer yok diye istememişler bizi. Akşam yazanı çekmiş demiri kaptan. Gelmişiz Haydarpaşa önlerine. Tıbbiye mektebi hastaneydi o zaman. Onlar olur demişler. Bir tayfanın sırtında güverteye çıktım. Biraz topaldı ama tayfa. Demir gibi laz uşağı. Bismillah deyip baktım dört tarafa. İstanbul yanarı pırıl pırıl. Ah canım İstanbul. Neyse hastaneye girdik. Duvarlar bembeyaz. Elektrikler donanma gibi. Malta taşları tertemiz gıcır gıcır. Tekerlekli araba hazır beni üstüne yatırdılar rahat Allah devlete zeval vermesin devlete dua ettim bu saat suslu tatar yüzlü adam alnı dehşetli kırışıktı küçük sivri çenesinde beyaz seyrek tıraşı uzamış bir acayip gülümsedi kurt gözleriyle kartallık Kazım. üniversiteli hikayeyi dinlemişti uzaktan şaşkın bir keder duydu Sonra öfkeli bir merhamet. Sonra düşündü. Ne yazık. Ne çabuk affediyorlar. Ve devam etti düşüncesini. Bir çeşit balık, bir çeşit ağaç, bir çeşit maden gibi. Memleketimizde bir çeşit insan yaşıyor ki, ömrünün anlatılmaya değer ve bir türlü unutulmayan hatırası, muharebeler. Ve devam etti düşüncesini. Ben bir siperde ölümü bekleyecek kadar cesur muyum? Bekleyenlerin ve ölenlerin çoğu cesur muydu? Ve bugün bekleyenler ve ölenler topyekin cesur mudur? Bu işin çok zaman cesaretle ilgisi var mı? Yoksa siperdekiler mezbahaya bir çoban teşkilatıyla giden sürü ve da var mı? Yalnız bedenleriyle değil, şuurlarıyla da yakalanmış. Yoksa yanlış mı düşünüyorum? Öyle siperler olabilir ki, mesela benim için, sevinçle ölebilirim orada. Samimiyim bu anda. Fakat gelirse o gün ve ölmeden önce birkaç saat yaralı yaşarsam esef duymayacak mıyım? Üniversiteli düşünemedi daha. Biletçi kavga ediyor Tatar yüzlü adamla. Üniversiteli sebebini anlayamadı. Çoktan nadim olmuşa benziyor Tatar yüzlü adam ve üniformalı biletçi, vakarlıydı öfkesinde bile. Nuri Öztürk, bakım evi kaleminde muhasebeci olan, yetişmişti mahali vakaya. Bütün seslerin üstünde bağırıyordu. Baylar durunuz! Bay biletçi devlet memuru sayılır. Mamafi hakaret devlete yapılmıştır. Derhal zabıt varakası tutalım. Biletçiye bir şeyler söyledi Kartallı Kazım. Hadi öyle olsun Kazım abi, dedi biletçi. Üniversiteye girip Nuri Öztürk'ün koluna tekrar söktü üçüncü bölmeyi onu. Kavgaça çabucak bastırıldı ama hiç kimse anlatamaz nasıl olup da devlete hakaret ettiğini tatar yüzlü adama. 510 numaralı üçüncü mevki vagon. Kadınlar bölmesi. Yedi yolcuydular en ihtiyarları oturuyordu pencerenin solunda. Siyah yeldirmesi içinde. Kalın kemikleri kalmış yalnız. Çok uzun boylu, beyaz ve kaşsızdı. Yanaklarının eti yoktu. Ağzı geniş ve buruşuktu. Kapalıydı sıkı sıkıya. Hiçbir zaman açılmamış gibi. Düşünüyordu rahmetli Şerif Ağa'nın karısını. Düşünüyordu Ratip ile Yakup'u. Ağır ve karanlık kımıldanan bir düşünceydi bu. Yıldızsız, sıcak bir gecede, ıslak sazlıkları haşırdatıp, öz ol üveydi Yakup. Biri toprakta, biri hapiste. Yakup öldürdü Ratibi. Düşünüyordu rahmetli Şerif Ağa'nın karısı. Düşünüyordu Şahende Hanım. Ölen oğluna acımıyor ölmende hiçbir şeye acımadı zaten yalnız bir kere bir uzun mahmuzlu horozun ölümünden başka ve bu dünyada hiç kimseyi sevmedi sıcak bir rahatlıkla açılmadı bir gece olsun beyaz kansız eti aşka insansız batan bir gemi gibi korkunç yalnızlığını taşıyarak her gün biraz daha indi dibe düşmandır Ratibe. düşmandı yakuba Ratibe düşmandı, omuzları dar ve düşük, elleri kadın ellerine benzemediğinden, kamçılayamadığından sırt maçlarını, insanları seviyor diye ve şikayetsiz razı olduğundan Şerif ağa Yakup'la bölüşmeye. Düşmandı Yakup'a, mavzeri, kamçısı, çizmeleri ve bıyıklarıyla benzediğinden babasına, onu öteki doğurmuş diye ve değirmen ona kaldığından. Korkaktı Ratip. Cesurdu Yakup. Yakup öldürdü Ratip'i. Kahvede, altında çınarın, tek kurşunla, alnının ortasından. Ratip'in ölüsünü ikindiğin getirdiler. Boylu boyunca sedire yatırdılar. Sol kolu düştü sedirden. Sallandı iki yana. Baba mirası altın yüzüğe güneş vurdu. Kadın, kaşsız yüzüyle bembeyaz, kalın kemikleriyle dipdiri, oğlunun başında durdu. Yakup'u asarlar mı? diye sordu. Kendi elleriyle itmiştir ratibi. Yakup'un kızıl saçlı karısı üzerine. Yakup ya kahreder, gider ya da öldürür ratibi. Yakup'u asarlar ratibi öldürdüğü için. Tarla, mandıra, değirmen, şerif azadelik her iki ihtimalde ona kalır bölüşmeden. Fakat Yakup asmadılar. Yattı yedi sene. Kasım'da çıkacak. Yedi sene rahmetli Şerif Ağa'nın karısı. Yedi sene Şahende Hanım. Renkli ipliklerle çok ince bir oya işler gibi uğraştı hapiste öldürtmek için Yakup'u. Yakup üç kere vuruldu. Zehirlendi bir kere. Bir tek ölümü hazırlamak için sabırlı, kurnaz, umutlu, inatçı yedi sene bu. Ve nihayet kavgaya neden başladığını unuttu. O kadar ki bir keresinde öldü Yakup dedikleri zaman oyasının tığı düştü parmaklarından. Ve ömründe ilk defa çömelip ağladı bağıra bağıra. Sevincinden dediler. Halbuki değil bu dünyada Yakup'un ölümünden başka bağı kalmadığından. Kasım'da Yakup çıkacak. Kavga devam ediyor. Çok şükür ki ancak ölüler bir daha öldürülemez. Düşünüyordu rahmetli Şerif Ağa'nın karısı. Düşünüyordu yeni bir oya örneği hazırlar gibi ölümü. Enli çenesinin altında çapbar ve ketumdu beyaz başörtüsünün düğümü. Şahende hanım 60 yaşında olmalıydı. Elleri kınalıydı. Bir kiraz sepeti sarsılıyordu rafta, pencereye yakın. Dikmişti sepeti yuvarlak gözlerini. Derinceden binen gebe kadın. Sepet Şahende Hanım'ındı. Gebe kadının solunda oturan bayan Emine fısıldadı cesur ve biraz da emrederek. ''Bir iki tutam kiraz verin hanım nine.'' Tazecik aşeriyor. Kızardı ufacık kulaklarının memelerine kadar eski şapkasının altından gebe kadın. Fakat Şahende Hanım kımıldamadı. Koca karı herhalde sağır diye düşündü bayan Emine. Ve tekrarladı ricasını. Yüksek sesle, daha cesur ve daha çok emrederek. Fakat Şahende Hanım aldırmadı. Gebe kadın titriyordu utancından. Bayan Emine, koca karının sağırlığından artık emin, bağırdı Şahende Hanım'ı dürtüp. Hanım nine, Şahende hanım kalın kemikleriyle yeldirmesinin içinden sıyrılır gibi ağır ağır kalktı yerinden. İndirdi sepeti kınalı elleriyle rafın üzerinden ve açık pencereden dışarı döktü kirazları. Sonra boş sepeti eski yerine yerleştirip ve tekrar kalın kemikleriyle siyah yeldirmesinin içine girip oturdu. Eski şapkası sarsılarak ağlıyordu gebe kadın. Bayan Emine ipek başörtüsünü arkaya atıp, başörtüsüyle kendini yakın saymıştı Şahendi'ye. Kızım Perihan dedi. Koş. Üst yanımızda jandarmalar olacak. Hapis götürüyorlar. Kiraz aldılar demin. Versinler biraz. Bulsunlar kalmamışsa kendilerinde. Selamı vardı annemin. Perihan 14 yaşındaydı. Saçları kesik, çorapları kısa, esmer bacakları ince, uzun ve iskarpirleri rugan. Perihan fırladı zıplayarak Çıktı dışarı. Bayan Emine övdü kızını gebe kadına. Akıllıdır benim kızım. Gelecek yıl ortayı bitirecek. Biraz Fransızca okur. Şaşırıp kaldıydı albayın karısı. Kısmet olursa kadın doktoru yapacağız. Babası razı gelmiyor. Ben istiyorum. Ev işlerini de bilir. Yemek, nakış, yıkar bulaşığımı sekiz yaşından beri. Benden de ödü kopar. Geçen dayaktan öldürüyordum. Babası zor aldı elimden. Söyledim ya albayın karısına. Kız evladı hem okutmalı hem de baskı altında tutulmalı. Aydın köylüklerinden de bayan Emine. Babası meşhur efelerden birinin kızanıydı. Yunan Aydın'a geldiği zaman gevura karşı efeler birleştilerse de vazgeçmediler fırsat düşüp birbirlerini vurmaktan. Kumanda, namlı efelik ve pay meselesinden ganimeti ve bundan dolayı vurdular babasını Emine'nin. Gözü önünde, evin avlusunda, bir sabah vakti. Sekiz yaşında yetim kaldı bayan Emine. Şimdi otuz yaşındadır. Kalın bacaklı, kocaman sarkık memeli, göbekli bir kadın. Fakat bu hantal, harap gövdenin üstünde ipek gibi ince bir yüzü vardı. Onuncu asır acem nakışlarında gördüğümüz, dedenin nısfiyesinde ameleşen, bize divan şiirini anlattığı bir yüz. Perihan geldi. İnce uzun avuçları kiraz dolu. Bayan Emine kirazı verdi gebe kadına. Gebe kadın genç bir hayvanın mukaddes oburluğuyla yerken kirazları konuştu Perihan'la. Bayan Emine. Di verdin mi jandarmalara babanın kim olduğunu? Demedim. Sordular. Jandarmalar mı? Hayır gözlüklü bay. Kitap okuyan. Herhalde hapis olacak. Hapis mi? Ne dedi? Babanın kim olduğunu bilince ne dedi? Ha, hiç. Nerelisin diye sordu. Aydınlıyız diyeydin. Dedim. Köylerinden mi içinden mi dedi. Köylerinden diyeydin. Demedim anne. Ulan niye demedin? Köylü kızı olmak ağrına mı gidiyor yoksa? Domuzun kızı. Bayan Emine gülüyordu. Sonra güzel yüzü asıldı birden birdenbire. Periha'na inat gidiyormuş gibi duyurmak isteyerek bölmedekilere konuştu gebe kadınla. Biz Aydınlıyız bayan hemşire. Köylüyüz. Gedikli jandarma başçavuşudur Periha'nın babası. Zaten benim de teyze oğlum olur. Hüsnü çavuş. Mallarımız ele gitmesin diye evlenmiştik. Onun gözü başkasındaymış. Anası zorladı. Hüsnü çavuşla 15 yıl bayan hemşire. Kalmadı gezmediğimiz yer. Karadeniz'de içinde Lazların, şartta Kürtlerin arasında. Kürtlere kuyruklu derler. Yalan, kuyrukları yok. Yalnız çok asi, çok fakir insanlar. Zenginleri de var ama az. Beyleri. 15 yıl dünyayı dolaştık sayılır. Gördük her şeyleri. Sineması, tiyatorası, baloya bile gittim. Böyle başörtümle, Diyarbakır'da. Sonra yüzbaşı karılarıyla poker de oynadım. Girasun'da bütün kış. Kazandım çok şükür. Tayyare piyangosu bile çıktı bir kere bana. Üç ortaktık. Biner lira bölüştük. Bu dünyadan aldım hevesimi artık. Tekavütlüğü yakın Hüsnü Çavuş'un. Perihan yatım mektebine gidecek. Biz Çavuş'la köye döneceğiz. Çavuş, ben toprakla uğraşamam gayrı, diyor. Dükkan açacak. Açsın, ben uğraşırım toprakla. Ufacık bir kadındı kapının ardında oturan cüce değil. Cüceler bellidir ve bundan dolayı şaşıyordu insan onun bu kadar ufacık oluşuna. Kederliydi kocaman lacivert gözleri ve çilli karış karış küçücük elleri vardı. Apansız sordu bayan emini. Demek asker sizin beyiniz. Elbette asker, gedikli jandarma başçavuşu. Benim de iki oğlum askerde. Nefer. Topçu neferi gelip oldu. Şey, harbe girecek miyiz diye soracaktım. ''Bizimkiler gireceğiz anne'' diyor. Genç, cahil çocuklar anlamazlar ki. Zaten harp etmek de istiyorlar galiba. Sizin bey bilir doğrusu. E bir şey demiştir size. Bana Hüsnü Çavuş'un dediği... ''Hüsnü Çavuş harbe gireceğiz'' diyor. Titredi Çillerleri ufacık kadının. Demek yalan söylememiş bizimkiler. <laughs> Hay Allah! Bayan Emin ufacık kadının sözünü kesti. Yok. Hüsnü Çavuş gireceğiz der ama ben girmeyeceğiz derim. Albay da gireceğiz demişti. Karısı girmeyeceğiz diyor. Harbe girip de ne olacak? Harbetmeden de işte pek hala yaşıyor insan. İlk önce biraz ürkerek sonra katiyetle itiraz etti Perihan. Peki ama anne vatan? Vatanı çiğnerse düşman. Bayan öğretmen dedi ki her karışını vatanın kanımızla sularız. Türk ölür baş eğmez dedi bayan öğretmen. Sonra unuttun mu? Cumhuriyet bayramında ne dedi radyo yalan mı? Ufacık kadın kederle baktı Perihan'a. Kızım dedi. Daha küçüksün. Büyü. Gelin ol. Erkek evlat doğur. Muharebe nasılmış? O zaman sorarım sana. Perihan cevap vermek isterken karıştı söze. Havai mavi atlas gibi bir ses. Şimdi kadınlar da asker oluyor. Harp yalnız erkekler için değil. Sonra az çocuk mu öldü tayyarelerden? Şadiye'ydi söze karışan. Şadiye oturuyordu Şahende Hanım'ın karşısında. Eski bir İstanbul şarkısında Reyhande-i Şitap bir sevdazade vardır. Fesi bir parça uzun. Fesi bir parça siyah. Ve kalbinin şekvası ah. Ve altın gözlüklü. Altın bıyıklı. Hayali bir kararında geçip bir susuz badiyeyi, Bekler zumumu intizarla, Adalar sahilinde seriyan şadiyeyi, Ve der ki, Nerede o mis kokulu leylaklar? Ve der ki, Sararıp solmak üzere yapraklar, Ve der ki, Bana mesken olunca topraklar, Beni şad et, şadiye başın için, Ne tuhaf şey! Şimdi sipsiri şapkasıyla 510 numaralı üçüncü mevkideki Şadiye konuşmasına rağmen çocukları öldüren uçaklardan bir hayli hüzünle hatırlatıyordu insana adalar sahilinde bekleyen Şadiye'yi. Öyle edalı, nazenin ve yüzünde gölgesi varmış gibiydi ajurlu bir Şadiye'nin. Bu Şadiye sola yatmıştır biraz. Mahmuru safa, kalpten tarafa. İzmit'e yaklaşıyordu tren. Sağda bostan dolapları, gözleri bağlı beygirler dönüyorlar. Cansızmışlar da bir yerlerinde bir yay varmış da oradan kurtulmuşlar gibi. Sonra deniz. Karşıda üzerinde denizin gölcükle değirmendiri arasında yavuz gemisi. Biçimli. Belki yeni boyanmış, temiz. Fakat böyle uzaktan onu ilk göreni şaşırtacak kadar heybetsiz. Sanki direklerinden tutulup, kolayca oturtulmuş gibi suyun üzerine. Hiçbir yeri benzemiyor, hatta bacaları. Kahvelerdeki taş basma renkli resimlerini. Solda kağıt fabrikası. Çok yüksekte bir uçak. Yalnayak bir çocuk koşuyor yolda. Bir deniz gediklisi. Çarşaflı bir kadın. Yeşil bayraklı adam. Semaforlar su deposu, makaslar. Bir yerlere bir şeyleri götürmeye bekleyen yük vagonları. Resmi işaretiyle İzmit istasyonu başlıyor. Tren yavaşlıyor. Kartallı Kazım Tatar yüzlü adamla çıktı koridora. Tren durdu. Kartallı Kazım Tatar yüzlü adamla indi vagondan. Az ilerisinde istasyonun, tam karşıda köprü görünüyordu. Üstünde adamlar. Eğilmişler. İstasyonda duran trene bakıyorlar yukarıdan. Bekliyorlar trenin kalkıp altlarından adeta bacaklarının arasından geçmesini. Kartallı Kazım köprünün orada bir ağacı gösterdi Tatar yüzlü adama. Şu köprünün dibindeki ağaç yok mu? Art ayakları üstüne kalkmış. Hayvana benzeyen ağaç. Şu soldaki. Koskocaman. Bak. Dalları köprüyü aşan o dallara astılar ölüsünü Ali Kemal'in. İstanbul'dan kaldırıldı herif. Güpe gündüz. Berberden. Beyoğlu'nda tıraş olurken. 338'de. Kim bu Ali Kemal? Gazete muhariri. İngiliz'den para alır. Adamıydı halifenin. Gözlüklü, şişman. Kan damlardı kaleminden. Fakat murdar. Fakat pis bir kan. Gün olur daha derin, daha geniş yara açar. Kalemin düşmanlığı, mavzerin düşmanlığında. İzmit bizde miydi o zaman? Yeni girmiştik. İngilizler İstanbul'daydı daha. Ali Kemal'i çalıp getirdiler İngiliz'in mavi gözünden. Burada geliyor diye bir şaiye çıktı. 6-7 saat önce. İskeleye yığıldı millet. Belki İzmit halkının dörtte üçü. Kadınlara varıncaya kadar. Ben Ulu Cami'nin oradan bakıyorum. Gözümde dürbün. Göründü karşıdan motor nihayet. Bata çıka geliyor. Koştum aşağıya. Ben iskeleye inmeden çıkarmışlar Ali Kemal'i motordan. Şurada. Tepede. Saray meydanının hükümet konağı var. Kolordu dairesi. Oraya götürdüler konağın önü, meydan, sokaklar, adam almıyor. Kaynıyor karınca gibi İzmit halkı. Fakat öfkeli, fakat merhametsiz. Çoğu da gülüyor. Bayram yeri gibi İzmit şehri. Hava sıcak. Kökte bulutsuz. Ali Kemal 20 dakika kaldı kalmadı konakta. Dışarı çıkarıldı. Attı bir adım. Etrafı subaylarla polisler almış. Kireç gibi yüzü. Sarışın. Birden ahali başladı bağırmaya. Kahrol Artin Kemal. Durdu. Döndü. Arkasına baktı. Konağın kapısından tarafa. Belki de geri dönüp içeri girmek için. Fakat yüzüne karşı kapıyı ağır ağır kapadılar. Yürüdü sallanarak on adım kadar. Ahali boyna bağırıyor. Bir taş geldi arkadan başına çarptı. Bir taş daha. Bu sefer yüzüne. Kırıldı gözlükleri. Bıyıklarına doğru kanın aktığını gördüm. Birisi vurun! Diye haykırdı. Taş, odun, çürük sebze yağıyor. Muhafızları bıraktı Ali Kemal'i. Ahalik kara bulut gibi çullandı üzerine. Al aşağı ettiler. Orada yerde yaptılar ne yaptılarsa. Sonra açıldı bir parça ortalık. Baktım ki yatıyor yüzük oyun ayağında bir donu kalmış. Kısa bir don. Çıplak eti pelte gibi tombul. Beyaz. Bana hala nefes alıyor gibi geldi. Bir ip bağladılar sol ayağına. Hiç unutmam. Sol ayağında kundura çorap falan yoktu. Fakat sağ bacağında çorap bağı kalmış. Başladılar ölüyü bacağından sürmeye. Yokuş aşağı. Başı taşlara çarpıp gidiyor. Millet peşinde. Bir aralık ipi koptu. Bağlandı yenisi. İbret alınacak hal. Halkı kızdırmaya gelmez. Bir sabreder, iki sabreder. Her neyse. Böylece dolaştı İzmit şehrini Ali Kemal. Sonra dedim ya astılar şu köprünün üzerindeki dalları ölüsünü. Sonra ölüyü indirdiler. Fakat gömleği mi donu mu ne iç çamaşırlarından bir şey öteki dalda bir iki ay sallanıp durdu. Sonra satıldı müzadeye ile saati falan. Çok sonra. Ben birini bilirim. Tek çorabını hatıra diye beş liraya alan. Tatar yüzlü adam sordu. Saat altın mıydı? Altın. iyi etmemişler. Saati de alan, çorabı da alan iyi etmemiş. Uğurdur derler inanma. Asılan insanın eşyası uğursuzdur. iyi etmemişler. Zaten hizmetlerinin işi de doğru değil. Herifin suçu vardıysa devlet verir cezasını. Hükümet asar. Herifi parçalamak, devlete karşı koymak demektir. Ben Çanakkale'de yara alıp Haydarpaşa Hastanesi'nde yatarken güldü Kartallı Kazım. İyi ama dedi. Sen demin hakaret ettin devlete. Ben mi? Sen. Yalan. Ben devlete karşı gelmem. Memuruna karşı geldin. Ben biletçiyle çekiştim. Şimendifer devletin, biletçi de devletin memuru. Bu sefer tatar yüzlü adam güldü. Öyleyse ben de memur muyum? Merinos fabrikasında bekçiyim madem. Elbette memursun. Haşa, değilim. Ne ben ne biletçi. Biletçiyle bekçiden memur olur muyum? Ben polisi bile memur saymam. Komiser başka bak, o memurdur. Bu bahis daha uzayacaktı. Hareket kampanası çaldı fakat. Koştular vagonlarına tatar yüzlü adamla kartallı Kazım. Tren kalktı. İzmit'in içinden geçiyor tren. Çarşının ortasından. Kaybetti ciddiyetini. Tramvaylaştı. Çevirip başlarını bakmıyorlar ona. Şehirler, evler, mağazalar. Uyandıramadı rüyalarından. Bütün gürültüsüne rağmen fayton beygirlerini. Ve ta ki İzmit şehri arkada kalıp bu Mayıs ikindisinin içinde girince toprağına tenhakırların buldu eski ciddiyetini, buldu hasret kavuşturanlığını tren. 510 numaralı üçüncü mevki vagonda alnı pencerenin camına dayalı kaybolmuş bir hayat geçiyordu bir insan yüreğinden. Eski Yunanlıydı Kirios Trastelis. Korent kanalı üzerinde karşısında Patras şehrinin Mesolongi limanındandı. Fidias, Omiruz, Aristoteles umrunda değildi. Denizi, sıcağı, kalabalığı seven bir insandı. Ve hayran olacak şey bu dünyada. İstakozlarla sekiz ayaklı ahtapotlardı Mihail Tratellis için. Balıkçı gemilerinin başaltı ranzalarından Mesolongi limanında tek katlı ev ve arkadaşlarından ibaretti yüreğinde Yunanistan. Yunanistan ne oldu? Kyrios, Dimitrios, Mihail Tratellis. Şimdi 1941 senesinde, Mayıs ayında, denizi, Yunanistan'ı ve evi içine koyup mukavva bir bavulla nereye gidiyoruz? Bu dünyada nasıl bir başına kalıverdin? Darmadağın oluverdin. Arkadaşlar öldürüldüler. Korant'te suların dibindedir balıkçı gemileri. Sanki cam bir sandıkta insan cesetleri gibi yatıyorlar. Bu sene Hitler'in subayları yiyecek istakozları. Baban Atina'da, sakızda anan. Kız kardeşin İskenderiye'de. Ve sen 510 numaralı 3. mevki vagondasın. İzmit Ovası'nı geçiyor tren. Kırlarda böyle baharda, böyle ikindi üzeri. Gökyüzünün aydınlığı bir sevda şarkısı gibi yumuşarken, ağaçların gölgeleri rahat ve serin. Toprakta başlarken uzamaya, daha genç, daha şehvetli daha yeşil yaşarken kuşları, boynuzlu hayvanları ve böcekleriyle otlar, tembel ve bahtiyar, sazan balıkları gibi kımıldanırken su birikintileri, bir saadetli hayıflanmıştır insan yüreğinde. Bugünkü dünyada bulunmanın kederi. Bakıyor pencereden Mihail Tratellis. Fakat bu toprak hiçbir şey söylemiyor ona. Dilini bilmediğinden değil. Böyle ikindiydi. Böyle baharda ne Rumcadır ne Türkçe. Toprakçadır toprağın konuştuğu dil. Fakat kederliydi Mihail. Kederliydi. Toprağa dinleyip insanları ve dünyayı düşünemeyecek kadar. Halbuki bu vagonda, bu ikindi üzeri, insanlarla bugünkü dünya dandı kederi. İzmit Ovası'nı geçiyor tren. 510 numaralı 3. mevki vagon. Birinci bölme. Konuşuyor jandarmalarla mahkumlar. Mahkum Melahat sordu jandarma Haydar'a. Çocukları sever misin? Sevilmez mi? Allah'tan büyük ne var demişler. Çocuk var demiş. Öyle ya çocuk Allah korkusunu bilebilir mi? Bilemez. Kim kimden korkmazsa o ondan büyüktür. Senin çocuğun var mı abla? Var annemin yanına bıraktım. Üç yaşına yeni bastı. Gelecek yıl getirteceğim. pusane mi? Evet. Olur. Çocuk için hepsi bir. Bir çocuk için, bir de kediler için. Ha pusane. ha cenneti ala. Babası nerede? O da hapis. Ne iş yapardı? Tütünde çalışır. Ben de tütünde çalışırım. Depoylardı mı? Evet, bilirim depoyları. Bir İbrahim vardı bizim köyde. Samsun'a gidip tütüne girdi. Üç yıl içinde hastalıktan ölü verdi. Sen kocanın olduğu yere mi gidiyorsun? Hayır, o başka cezaevinde. Allah acısın abla. Ne denir? Üzülme iyi olur. Mahkum Halil jandarma Hasan'la konuşuyordu. Jandarma Hasan sordu. Hükümet Vesika'ya bağlar mı dersin ekmeği? Herhalde bağlar. Düşündü jandarmasan. Sonra konuştu burnunu çekip. Hem de bağlamalı. Neden? Ekmeğe itaat lazım. Millet unuttu ekmeğe itaat etmeyi. Bir dilim kendi yer, bir dilim köpeğe atar şehirliler. Ekmek vücuda hikimdir. Yalnız köyde vergiler inse biraz... Sonra kara sığırda ucuzlasa. pak bende tarla dilediğin kadar. Ama burnunu öpecek kedim yok. Höyükleri anlatıyordu Melata Jandarma Haydar. Bizim köyde bir saat Alevi köyü vardır. Çalışkan adamlardır ama horozo taparlar. Höyükler işte onların köyünde. Kazıyorsun, dev suretli taşlar çıkıyor içinden. Toprak çanaklar, altın geyikler. Hükümet karışıyor bu işe şimdi bulduğunu Ankara'ya müzehaneye kaldırıyor. Hiç müzehaneye gittin mi abla? Melihat güldü. <laughs> Gitmedim. Ben gittim. İstanbul'da bir kere. Askeri müzeye mi? Hayır ötekine. Görülecek şey. Hep gevur padişahlarının taştan suretleri. O vakit demir yokmuş anlaşılan. Olsa onlar da Atatürk'ünküler gibi demirden dökülürdü. Ve de çoğu çıplak. Karılar da var. Kabirleri de orada. Bir günmüş onlar da yaşamadılar. Şimdi öyle taştan duruyorlar müzehanelerde. Mahkum Fuat'la çavuş muharebeden konuşuyorlardı. Pencereden bakıyor mahkum Süleyman. Fikret'in bir şiirini okuyor içinden. Yiyin efendiler yiyin. Bu hanı iştiha sizin. İzmit Ovası'nı geçiyor tren. 510 numaranın 5. bölmesinde uyuyordu halı sahibi. Halima, kara sakalının ve beyaz yün çoraplarının içine çekilmiş, rutubetli, sıcak ininde yatan bir hayvan gibi. Birdenbire durdu tren. Halima baktı pencereden. Vagonda lambalar yanmamışsa da dışarıda gece olmuştu. Bir istasyon önündeydiler. Halima'nın şimdiye dek görmediği çok büyük bir istasyon. İstasyonun kapısı karanlıktı. Onun da lambalarını yakmamışlar göz alabildiğine kalabalıktı. Davullar çalınıyordu. Alev alev yanan çıralar vardı adamların elinde. Bağırışıp çığırışıyorlar. Büyüyordu bir kat daha alaca kızıllığında çıraların. Davullar, istasyon ve karanlık. Birdenbire başladı kar yağmaya. Lapa lapa yağıyor. Davullar daha sesli vuruldu. Bayraklar açıldı. Al değil, yeşil. Bir adam çıkmıştı istasyonun damını. Başında kalpak, belinde sırma kemerli eğri kılıç. Seferberlikte İngiliz'i yenen gazeteci paşaydı bu. Tanıdı Halima. Halbuki bu geceye dek hiç görmemişti onu. Daha dikkatli baktı. Az kalsın haykıracaktı. Bakkaliye taciri Hacı Nuri Bey de yanındaydı paşanın. Eliyle damın üstünü işaret edip, ''Gel buraya, hele gel gel!'' diyordu Halima'ya. Halim Ağa gidip etekledi paşayı. İkisi bir otomobildeydiler. Çankırı valisinin otomobilinden büyük. Yağmur yağıyordu. Yağ gibi şosenin üzerinde kuş gibi uçuyordu araba. Halim Ağa karşısında oturmuştu paşanın. Şoförün yanındaydı hala heybesi. Paşa Halim sakalına doğru eğilip ''Oldu çok şükür.'' dedi. ''Çabucak oldu bu iş.'' Alaman'la birlik edip girdik muharebeye. Elini test tut. Kimseye bir şey deme. Ve hatta Hacı Nuri Bey'e. Ekmek ve binecek. Unun var mı? Var paşam. Şeker depo ettin mi? Ettik paşam. Gazya? Aldık. Ve zeytin tanesi, bulgur, pirinç, nohut, fasulye, her şey tamam. Çok hala. Sen Hacı Nuri Bey'den daha zengin olacaksın. Sayenizde paşam. Yarın herkes duyar. Bugün sen bil. Ağzını açma. Şam-ı Şerif'te beraber kılarız ilk cuma namazını. İnşallah paşam. Hacı Nuri Bey'den daha zengin olacaksın. Hacı Nuri Bey'den daha zengin. Hacı Nuri Bey'den. Paşayla çardağın altında oturuyordu. Beyaz ve ipek gibi ince mısır hasırının üzerinde. Paşaya sordu. Hitler gavuru Müslüman mı sahiden? Müslüman. Gözümle gördüm hamamda yıkanırken. Gavurlar hamamda setri avret etmezler. Sünnetlidir. Bir kedi geçti Halima'nın bacakları arasından. Uzun tüyleri tutuşmuş, kıpkızıl bir kedi. Halima düştü peşine kedinin. Kedi kaçar, o kovalar. Kedi kaçar, o kovalar. Geldiler çarşı hamamının önüne kadar. Kedi içeri girdi. Çıktı dışarı kantarcının kızı Şerife. Koltuğunda hamam bohçası iki yana sallanarak. Al al olmuştu yuvarlak yanakları. Örtünün altında siyah saçakları ıslak. 15 yaşında var yok. Halima doladı bileğini saçlarını Şerife'nin. Sırt üstü yatırdı kızı şeker çuvalının üzerine. Açtı gerdanını. Isırdı sol yanağında. Yanakta diş yerinden kan aktı ak gerdanına doğru. Paşa dokundu omzuna Halima'nın. Valinin masasına oturmuş. Pideli kebap yiyordu paşa. Halima, paşam dedi. Alanın emri dörde kadar. İzin ver. Şeriatın hükmü yürüsün yine. Paşa güldü. O olur da Halima, daha vakti gelmedi. Kıza imam nikahı kıy. Babası razı değil. Karını boşa. Tarlalarla iki dükkan gider. Bak öyleyse çaresini. Mutfakta çamaşır yıkıyordu Halim Ağa'nın karısı. Duymadı içeri girdiğini kocasını. Çömelmiş, sırtı kapıdan tarafa dönük, kolları tahta teknede çalışırken kalkıp iniyordu siyah entaresinin altında kürek kemikleri. Halima karısına ve mutfağa baktı. Damı uçmuştu mutfağın. Yukarıda yıldızlar görünüyordu. Halima yürüdü ayaklarının ucuna basıp Ses çıkarmıyordu lastik iskarpirleri zaten. İyice yaklaştı karısına. Aldı sağ eline paltosunun altında gizlediği baltayı. Baltanın ağzı yenmişti üç yerinden. Kaldırıp indirdi kadının ensesini. Kan çıkmadı. Kelle yere düşmedi. Bir deriyle bağlı kaldı boynunun ucuna. Orada sallanarak baktı yüzüne Halima'nın. Aa, ne yaptın? dedi. Bir vurdun, bir daha vur. Halim ağa biliyor. Arabüzengi kitabından aklında kalmış. Bir kere vurmak gerekir. Bir daha vurulursa dirilir. Ve vurmadı bir daha. Kelle dargın. Çattı kumral kaşlarını. Sonra ince esmer boyundan kopup yere düştü kelle kopuk düşerken, sıyrıldı derisi boynunun. Söğüt dalının kabuğu soyulur gibi. Orta mektep çocukları kelleyi top yaptılar. Başladılar askerlik şubesinin bahçesinde oynamaya. Ve baltasıyla yoldan geçerken ağa, yüzbaşının oğlu bir tekme vurup, attı bu insan başından topu ağanın kucağına. Ağa baktı kucağına düşene. Bu, karısının kellesi değil. Hazreti Ali'nin kesik başıydı. Halim ağa başladı ağlamaya. Hem de dehşetli korkuyordu. Paşa sordu. Karımı öldürdüm paşam dedi. Zarar yok. O öldü. Sen çok yaşa. Tayyare bombardımanında öldü deriz. Dedi paşa. Sen hele bir İstanbul'a git şenlet gönlünü. Gayrı Hacı Nuri Bey'den itibarlısın. Bizim gazeteye de gel. Kahve içeriz. Halima üçüncü mevki bir vagon kiraladı. Ama bölmesiz bir vagon. Tek başına. Nefsi için. Kilimle döşedi her yanını vagonun. Ve çoraplarını çıkarıp iç donuyla uzandı orta yerine. Mangalı yaktı. Cezveyi sürdü. Cezvede kahve köpürdü karşısında kantarcının kızı Şerife'yi gördü. Sakalına o kadar yakındı ki beyaz kalın baldırlarıyla turunç memeleri. Beline sarılmak için uzanırken birdenbire durdu tren. Halı heybenin sahibi uçtu havada. Kuyruksuz ve kanatsız. Ta bulutların üstüne kadar. Sonra apansız bir yıldıza çarpıp başını düştü denize. Kurşun gibi buldu dibi ve uyandı silkinerek. Sahiden durmuştu tren. Pencereye üşüşmüştü bölmedekiler. Telaşlıydı. Düdük çalınıyor, sesler geliyordu. Halim sızlayan başını tutup sordu. Ne olmuş, ne var? Yer açın, biz de bakalım. Pencerede yer açılmadı. Fakat anlattığı tatar yüzlü adam. Sen uyurdun. Zınk dedi birden durdu tren. Birbirimizin üstüne düştük. İstasyon falan da yok. Allah'ın kırı. Biletçiler indi yere bağırışıp koşuşuyorlar. Halim ağa daha fazla dinlemedi. Yün çoraplarıyla fırlarken koridora. Bana malum oldu. Malum oldu bana. Rüyasını gördüm. Dedi. Yerde. Lokomotifin yanında duruyordu makinist Alaaddin. Yarışta beygirini birdenbire durdurup yere inmiş, dizleri tutuşuyormuş gibi bir hali vardı lokomotif terliydi. Islak sesler çıkartıp soluk soluğa nefes alıyordu beyaz buhar bulutlarıyla. Kömürcü İsmail sordu yukarıdan. Usta! Hangi vagon çekmiş imdat işaretini? Ne bileyim anlarız. Vagonların önünde bağırıyor şeftiren. Baylar telaş etmeyin. Bayanlar inmeyelim vagonlardan. Şeftirene yaklaştı Alaaddin. Konuştular. Döndü arkada kalan yolun üzerinde bir şeyler taşıyan insanlar göründü. Sordu kömürcü İsmail. Herif ölmüş mü usta? Belli değil. Niye atmış kendini? Bilmem. Ne dersin usta? Sevda yüzünden mi? İstedi kızı vermediler. Yahut karısı taktırıyordu. Zannetmem. Sevdadan değilse parasızlıktan. Baktı ki çıkar yolu yok. Belki de. Yahut dehşetli bir kazık attı arkadaşlarından biri herife. Kim bilir. Daha doğrusu usta adamcağız biletsizdi. Mümkün. Bak aklıma bir şey daha geliyor. Ecnebi oğlu kardeşi falan vardı. Bombaladı tayyareler öldü. Vallahi bilmem ki İsmail. İyi ya sen ne diyorsun usta? Benim dediğim vagonun sahanlık kapısı açık kalabilir. Adam farkına varmaz, abanır, düşer. Usta, bu olmadı. Neden? Böyle şey olmaz da ondan. Niçin olmasın? Niçin olmayacağını bilmem ama olmaz. Düşündü makinist Alaaddin. Tuhaf bir hüzünle gülümsedi. Haklısın İsmail, dedi. Doğru. Böyle şey olmaz. Ölmeyi isteyecek kadar çıldırmak için Bugün bu dünyada öyle çok sebepler var ki, insanları öyle kolay yeniyor ki, sahanlıkta kapının aralık kalışını, sadece bir kazayı aklın kabul etmiyor. İsmail yalnız sonunu anladı bu uzun cümlenin ve yalnız sonunu tasdik etti. Aklım kabul etmiyor usta. Ölüyü furgona bindirdiler. Bu elli yaşlarında bir adamdı. Makinist Alaaddin çıktı lokomotifi. İşaret verdi şeftiren ve tren hareket ettiği zaman 510 numaranın 5. bölmesinde halı heybenin sahibi, çıkmayan rüyasının dargınlığıyla kara sakallı bir nargile gibi cigara içiyordu. Saat 18.38 geçiyordu. Birinci kitabın sonu.